Rujim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Allahumme salli ve sellem aleyhi. O oradan mı şey yapayım o? Onu bir şey yapayım. O çıksın diye. O tevahhüm 7 şey vardı. He, o ikinci o zaman. Yani o ikinci mevzu. Tamam. Yani şu arkadaşlar dima ders kaç? 14. 14 abi. 14. Bugün en kaçı? 25. 25, 12, 2016 mekan Zeytinburnu. Hocam şey, doktorum. Bu da titizlikten değil ha. Çünkü sonra baktığım zaman nerede olmuş bu? Mesela baktım Almanya dersleri var. Mesela bakıyorum Armut'ta olmuş, bilmem nerede olmuş. Stuttgart'ta olmuş. Öyle koyunca oraya çabuk gidiyorum. Bağlantı kurmak kolay oluyor. Onun için. Şimdi dersten önce dedi ya masalar her taraf taze. Bak şimdi. Şu. Kafa. Şimdi arkadaşlar, şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, şuraya sokayım ki, neyse 7 olsun hadi. Şurası lazım bize. Tamam. Hem bunu 7 tane vahiy çeşidi var, hem koymaya düşünürsünüz. Ben koyamadım. Yani beraber koyabiliriz zannediyorum. İzan mıydı? İzan. Şimdi şuraya kadar şeytan gelebiliyor. Tamam. Gelebiliyor. Şimdi buradan bu çok önemli bir şey ya şu anda. Doktorum sana da çok lazım bu. Tıpta şu anda ama Allah'ın yeni ikramı. Ben de bilmiyordum. Yeni öğretti. Öyle zannediyorum. Çok lazım. O kadar lazım ki hepimize. Psikoloji hastaları var ya. Psikoloji hastaları şu koyacağım şeyi, yani bir saat anlatacağını kalemi alsa, şu anda koyacağım. Öyle zannediyorum. Harika olur. Aşar ya. Mesela bak. Tasavvurun içinde abi ne vardı? Bilgi. Değil mi? Bilgi buradaydı. Ondan sonra malumat. Sonra bunları harmanlıyor. Bilgisini, malumatını harmanlıyor. Düşüncesini oluşturuyor. Düşüncesini oluşturuyor. Bu ne olduğunu aşağı doğru yapayım.
Abi bilgi malumatı, malumat düşünceye mi dönüşüyor yoksa bilgi, evet, evet. Bilgi artı malumat eşittir düşünce mi? Yok, eşittir değil. Hamur yapıyor. Hmm. Yani bilgiyle malumat hamur yapıyor. Ha, ben ismini koyayım bak. Tamam. O herhalde olacak gibi geliyor bana. Şu. Doğru mesela doğru bilgi, doğru zannettiğin veya Risale-i Nur diye ben şey yapayım direkt. Risale-i Nur. Okudu. Doğru zannettiklerimiz. Evet. Doğrularımız. Başka? Doğrularımız. Doğrularımız, bizim. Peki, bu nedir? Ansiklopedik. Ansiklopedik bilgiler, tamam, malumatlar, hayattan alınan tecrübeler, her daim doğru olmuyor. Aynı gibi duruyor bilgiyle malumat bakarsınız. Yani hani ne farkı var? Şöyle. Bu kaynağı kesin. Hmm. Yani biri anonim olursa biri... Ha, bu kaynağı şey kendisi. Mesela o gazete, gazete, dergi, İnsanlarla sohbet, insanlarla sohbetten alınanlar. Tamam mı? Şu otu iç diyor, adam zehirleniyor. Ben denedim diyor, doğru. Yalan söylemiyor, ben denedim diyor, bu otu içtim düzeldim. Doğru, o tabiat başka ama. O ilaç ona fayda veriyor, niçin? Çünkü onun düşüncesinde mükemmel bir doğruluk yargısı yüklemiş. Demiş ki bu ot bana yarayacak. Ona yarar. Zehir panzehir oldu. Ötekisi zanla baktığı için ot kendisini icra etti. Düşünceyle otu değiştirebilirsin. Maddeyi değiştirebiliyoruz. Çünkü düşünceyle mide şey yapıyor. Aktif oluyor. Asit salgılıyor mesela. Bu tamam mı abi? Şimdi bu da iki öncekileri harmanlamaktan işte bu şey burada bilmediğini bilmemek bu işte burada düşünce kendi seviyesi. Kişinin seviyesi, düşünce noktasında. Yani bu ikisini harmanlıyor. Benim düşüncem diyor. Bak Risale-i Nur'da ne aldı? Mesela Risale şart değil ya, başka ne diyebiliriz doğrularımız? Ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Yani aldığımız şey kaynağımız doğru. Hadisler olur. Ya şart değil, din değil ya. Ha. Kabullerimiz, matematik. Ha kabullerimiz diyelim, güzel. Kabul ettiğimiz. Matematik yani dediği gibi onda bir ihtilaf, evet, yok. Kabullerimiz. Çarpım tablosu mesela yani. Bir ihtilaf yok. İlmi malumatlar. Ha, o burada olur. Sağ tarafı olur. O yani. Malumat ha, ama. Tamam. Hı. Yani ama bu kabul etmişiz. Burada öyle değil yani. Burası... Burada oynattır. Ansiklopedi. Ha bu kabullerimiz çok güzel. Tamam. Yani zenginleştirmeye çalıştım şu bilgiyi. Risale-i Nur okuyor. Bilgiye dönüşüyor ilk. İlim değil daha. Herkes okuyor. Savcı da okudu. İlim değildir. Tabii savcı da okudu. Veya abi de okudu. Ya bakayım Yaşar Hocalar'a ne diyor ya. Bir hata bulayım ya şunları. Usta Said Nursi götüreceğim. Okuyor. Aa burada. O da okuyor. Bu iki öncekileri harmanlamaktan. Yani şunları. Yani onu da şey yapayım da.
Yani bilgi artı malumat. Malumattan ortaya çıkan şahsiyeti. Tamam, biraz uzattım ama şimdi çok önemli de ondan. Kardeşim, burada tefekkür var. Burada neler olduğunu kaçıncı derste anlattık? Tahakkülün içerisini bir ders yapmıştık. 20 küsür tanım, 24 tanım, 30 küsür tanımını. Tahakkülün içerisi Dima dersinde kaçıncı derste geçmişti? 2 mi? Yani tahakkülün içinde neler var? Ha, aklın mertebeleri. Mertebeleri. 2'ydi galiba abi. Dima 2'de var galiba. 20 küsür tane. Saydık onları. Bir tanesi de tefekkürdür. Bak şimdi. Çok önemli arkadaşlar, şu anda söyleyeceğim şu an. Eğer biz bunları terklerimizle, terklerle tefekküre, terklerle tefekküre dönüşür. Şöyle yapayım. Dima çalıştıran terklerimizle bunlar dima çalıştıran terklerimizle bunlar ilme tefekkürle İlme dönüşür. Ne kadar dönüşür? Ne kadar teklerin varsa. Ne kadar terklerin varsa o kadar tefekkür dönüşür. Tamam abi. Esas geliyor şimdi. Buralar kadar zaten biliyorduk da. Başka bir şey anlat inşallah, gayret edeceğim. Burayı anladık değil mi abi? Şunlar terklerle dimağı çalıştıran teklerimizle. Dimağın esas vazifesi aslında bu mu abi? Esas. Yani aldığımız malumatı şeye dönüştürüyor, ilme mi dönüştürüyor? Sıfo değil tabi. Sıfo değil. Mesela dima için ustad diyor ki, ünvandır diyor. Neyin ünvanıdır? Lef-i mahfuzun. Lef-i mahfuzun. Ünvan ne demek? Yani o şahsa, ona has olmayan. Mesela Zulkarneyn. Ustad ne diyor? Bir sıfattır demiyor. Ünvandır diyor. Zulkarneyn ünvandır. Bu ne demektir? Murat'ta da onu yapmıştık. Ünvandır. Yani o ünvana haiz olan Zulkarneyn'dir. O ortamda, o memlekette, o köyde. O köyün, şey açar mısın böyle istersen Mehmet? Evet şey. Şimdi, Zulkarneyn neydi? Mesela şey söylüyorum. Şudur, şudur. Ama unvandır diyor. Eğer o unvana altına girerse, o unvan altına Zulkarneyn anlatan sıfat var. 3-5 tane madde var. Şu olursa Zulkarneyn'dir. Eğer biz o sıfatlarla sıfatlanma nispetinde neredesin? Köyde. O köyün Zulkarneyn sensin. İlçedesin. O ilçenin Zulkarneyn'i sensin. Şehirdesin. O şehrin Zulkarneyn'i sensin. Daha ileri götüreceğim. Dima, lef-i mahfuz bir unvandır diyor Risale'de. Eğer dimağımızı
Peygamber aleyhissalatü vesselamın terklerine ne kadar yaklaştırırsan senin dimağın Cebrail'e uygun oluyor. Lef o zaman. Direkt lef-i mahfuz oluyor. Bu sefer olduğu içindir ki Muhyiddin Arabi demiş ki İsa benim, Musa benim, Nuh benim, İbrahim benim. Mescid-i yani Aksa mahfuzdan. O zaman Mescid-i Aksa olur. He. Dima olur Mescid-i Aksa. Çünkü peygamberlerin cem şeyidir. Ve yeryüzü dikkat edin. Mescid-i Aksa bütün peygamberlere namaz kıldırdığı yerdir. Cem'i getirdi. Tabutu sekni ol yani. Evet. Bütünsel. Niye orada namaz kıldırıyorlar? Bütünsel geldiği bir yerdir. Tamam. Şimdi buraya kadar oldu mu abim? Bir şeyde biz edille-i şeriye olursa ilme dönüşür demiştik ya. İşte edille. Mesela burada terklerle dedik. Ha, edille-i şeriye ile bak ne olur. Hayır. Terkler. Neyi terk edeceksin? Kim söyleyecek sana? Edille-i şeriye diyecek tamam. Yani neyi terk edeceksin? Onu da ekleyeyim yani uzun olur. Neyi terk edeceksin? Ya birleşiyor şimdi ben. Tamam. Terk. Şey yapamam. Edeceksin. El cevap. Edille-i şeriyenin emirle şeyleri söylediklerini. Tamam. Emirlerini. Tam birleşti şimdi. Yani tam bu iş olur diye. Yani tam da neyi terk edeceksin mesela? Yani kim diyor sana onu terk et? Sana bir dolara girme. E mesela neydi? Terki şuydu bak. Şunu da yazmam lazım. Bak. Takva sana diyor ki takva bir şey yani. O kadar sıradan alıyoruz ki takvayı. Bak menhiyattan yattan ve günahlardan içtinap etmek değil mi? Peki hemen altında ne yazıyor biliyor musunuz? Altında. Bu nedir? Defne fasit. Bu. Evet. Defne fasit. Evet. Güzel. Defne fasit. Sit. Bu ne? Tevahir. Görüyor musunuz farkı? İkisi de lügatta aynıdır. Ama Kastamonu 148'de. Bunu kendisi izah etti zaten. Peki def bu. Kebair ise malum olan o kalp çalışır. Bununla dima şöyle de yapayım. Kudüs. Bununla dima çalışır. Bununla da kalp çalışır. Şimdi tamam mı abim bu? Eğer bu şu terk oldu mu? Tefekküre dönüştün mü abi? Evet.
tefekküre dönüştü. Üstad tasdiye ne diyor? İlim. İlim diyor. Şimdi bu tefekküre dönüşünce tefekküre dönüşen her şey ilim oluyor. Tefekkürden ilme geçişte bir şey var mı? Arada bir katalizör var mı? Ara berza. Var. Tefekkürle ilim arasında... Ya, tefekkürü ilim yapan şey, arada bir şey var mı? Nasıl otomatik oluyor mu zaten? Otomatik oluyor. İlim oluyor. Tefekkür dönüştürücü zaten kendisi oluyor. Zaten. Yok, kendisi. Tasavvurla, tatkulle arasındaki dönüştürücü terklerdi. Edindiği şeriyedeki terkler. O olunca düşünce tefekküre dönüştü. Şimdi tefekkürle de İlme dönüşü arasında bir şey var mı? Onu şey yapan, bir şey terk gibi veya başka bir şey. Bir şey vardı, 21. şeyde, Vesvese Risalesi'nde ama daha şey yapmamışız onu. Yani bunların aralarında bir de berzahlar var. Hatırladın mı? Bir ara kullanmıştık hep onları. Ha. Fakat daha üzerine yürümediğimiz için o arada var ama terk, zaten tefekkürün kendisi İlim oluyor. O arada vardı. Şöyle yapayım da. Yok yani netse şey yapınlar ben. Hayır. Şeyi onu arada var ama ki emin olmadığım için yazmıyorum. Yazmayın. Ama var. Tefekkür. Şu aşamada tefekkür ettiğimizde otomatik ilme dönüşür diyebiliriz yani. Ha tabii. Şu anda öyle diyeceğiz. Çünkü arada şey var ama dönüştü, bunu alıyor, aldı. Sonra buna dönüşüyor. Bu tefekkürün ilme dönüşmesi için arada bir eylem fonksiyonu olması lazım. Yani eylem olmadan... O şeye girsene, yani. Dimağ meratibinden. Mesela şey. Oraya gir, onu yazalım o zaman. Yani sadece tefekkür etmeyle biz ilim sahibi olmayız. Yani o tefekkürümüzü eyleme çevirirsek, yani hareketi çevirirsek, ondan sonra ilim. Tasavvur. Şimdi tarayı söyle bana. Hangisi? Tavkulle. Yok, hepsini aşağıdan beri söyle. Aşağıdan tahayyülle, tasavvur arası tevehüm. Burası. Aha, tevehüm. Şuraya tevehüm yazayım. Niye kadar? Kafanın içine yazıyor. Tevehüm. Tasavvurla tahakkül arası tefekkür demişiz. Tefekkür, ha buymuş. Ha. Burası tefekkürmüş. Tahakkülle tasdik arasındaki şüphe. Şüphe. Tasdikle izan arası tereddüt. Tereddüt. İzanla iltizam arası yakin. İltizamla itikat arası hal. Ondan sonrası da şuhud. İşhat, şehadet en üstü. Şuhud. Tamam. Tefekkür zaten netice değildir. Tefekkür yöntemdir. Şunları ilme dönüştüren bir yöntemdir. Fiil zaten tefekkür. Yani tefekkür sonuç değildir. Sonuç değildir. Kendisi yöntemdir. Tefekkürle bir şeye varıyorsun. Yani tefekkür yöntemdir. Netice tefekkür değildir. Zaten bu terklerle otomatik terkler ne oldu mu? Otomatik tefekkür sistemi aktif oluyor. Sen ceyranı bastın. Demek ki yok, su pompalıymış. İlme dönüştüm. Olmasa ne olur? Şurayı ben şey yapayım. Şurayı siliyorum. Çekecekseniz. Evet çekelim. Şu iştinabı sileceğim de. Tamam. İçtinabı sileceğim, o kadar. Öyle mi? Bak, şurayı siliyorum. Çünkü çok önemli burası. Bak. Peki, terkler yok. Geldik neticeye.
Buraya kadar zaten kısmen biliyorduk. Bunu yeni öğreneceğiz şimdi. Yani ben de yeni öğrendim. Şimdi şunu elimizdeymiş. Kardeşler bunlar var. Şunlar şunlar ama terk yok. Ne olur. Onu yapıyorum şimdi. Onu yapıyoruz. Şu. Ne olur, şu olur. Bilgi vehim olur. Bilgi vehime dönüşür. Eğer malumat ne olur? Şüphe mi? Malumat. Nereye dönüşür? Şüpheye dönüşür. Destek dileği atıyoruz. Konuştuğumuz için sofrada ya. Destek değil yani. Tamam, şey. Peki. Bu nereye dönüşür? Tereddütü. Vesvese. Yok. Vesvese olmaz. Vesvese olmaz. Vesvese yok. Zan. Güzel. Ha doğru. Zanın altyapısını yapıyorum. Hocam hastalığın temeli bu. Allah Allah. Yani bir insan geldi. Ondan şüphe, bundan şüphe, ondan şüphe ediyor hasta. Sen doktorsun. İkiniz. Malumatları terklere dönüşmediği için malumatları şüphe oldu. Cin, ruhaniyet, melek oluyor. Evet. Mesela bir sürü bilgi var Risale Nur. Terkleri olmayınca Risale okuyor, gidiyor YouTube'lara giriyor, internetlere giriyor. Yani Risale Nur'un okuma ile okumama arasında hayatında bir değişikliğe sebep olmamış. Yani okuyor ama hayatı aynı. Terkleri yok ama okuyor. Veya doğruları var bir sürü. Kabullerimiz var. Terkleri olmayınca otomatik vehim olur. Başa beladır ilim. İnema ututuhu ala ala ilmi. Aynı. Yani ilmiyle dalalete gidiyor adam. İlmiyle dalalete gidiyor. Mesela cahilde firavun olmaz. Cahilin firavunu yoktur. Cahilin emrutu yoktur. Cahilde münafık olmaz. Zındık olur. Münafık, usta münafık bahsine geçiyor. Şuurludur. Onun için siz münafık olamazsınız şimdi. Şuurlusunuz zamanınızda. Çünkü şimdi bizimle namaz kıldın. Evde kılıyor musunuz? Evde münafık namaz kılmaz. Ama her kılmaya muhakkak değil ama münafık da namaz kılmaz evde. Tamam. Abi kıraat, radyoda Kur'an mealinde dinlerken kıraat ve tilavet farkından bahsettiler. Evet. Yani kıraat, normal düz herhangi bir şey okumak da kıraat diye geçen. Fakat tilavet, onu hayatında uygulamak. Evet. Yani bir manada demek ki kıraat, terklerle tilavet halini alıyor. Dönüşüyor. Evet. Gördük mü abi? Hani Risale okuyorum ve sözde Risale'sini okuyorum. Niye hala var? Bilgin. Hatta mesela birisi vardı. Çaykur'da Allah rahmet etsin vefat etti. Mühendis, kimya mühendisi. İmamın böyleydi. Hasan kardeş dedi. Namazımızı iade edecek miyiz dedi. Niye abi dedim. Dört parmaktan dedi fazla açık var dedi. Hanefi mezhebinde dört parmaktır diyor.
şu kadar yapacaktım. Bir daha aksimde dedim, Allah rahmet eylesin Ahmet abi, bakacağız dedim. Metrem olursa dedim, şey yap dedim. Böyle koyar zaman dur olmadı. Cemaat bekle bir de. Böyle yaparız. Böyle yaparız. Sen alay mı ediyorsun dedi ya? Sen ben dedi şimdi namaz iade edeceğim. Peki niye vehme dönüştü? Tekrar olmadığı için. Her bir bilgi terksiz vehim olur. Bu şeyde abi hani bir sıralamamız vardı ya, işte vehim %1 şüphe, işte %50'ye kadar, zan 50-90 arası, işte zanlı galip %90, bilgi %100, işte edinle şer'i olursa da ilim. Şimdi burada onunla onu nasıl... Çok harika. Bak şimdi. Bunda hiç şüphe yok. Tamam mı? Bu bilgi %100'dür. Adam da zaten vehminde, vehmi %1'di ya. Ha, terse mi Tersi dönüşüyor. %100 bilgiydi ya. %100 vehim oldu. Dibe vurdu. Yani. Dibe vuruyor. Terse çalıştırıyor. Mesela bunun değeri şuydu, bak bir de şey yaptım. %1 mi? %1 demiştim. Bu? %2 ile 50 arası. 50, 2'yi de yazayım. 50. 2'yi de yazayım ki şey olmasın. %2, 50 arası, %50-90 arası 50, zan demiştik. 90. Bir de zanlı galip yapmıştık. %100 olursa da bilgi demiştik normalde. Hani şey sağlamaz. Ha şöyle yapalım. Zanlı galibi bunu alayım istersen. Zanlı galibi onu da şöyle yapsak nasıl olur size soruyorum. Zanlı galip. Galibi olur. O da yüzde kaçtı? 90. 90 üstü. Yüzde. 90. Bu da edile-i şeriye vurursa %100 var bir daha da sana. He? %100 bilgi yazacaksın sonra... Ha dur bir daha. Bu bilgi. %100 olursa bilgi. %100 olursa bilgi. Edile şeri olursa. Edile-i şeriyeye vurursa ne olur? İlim olur. He? İlim. İlim olur. Yani yukarının tersi olur. Peki %1 ne oldu? Oysa bilgi kaçtı? %100. Terse döndü. Terse çalıştırdı makineyi. Oldu mu abi şimdi? Evet. Çok tuhaf oldu yani. %100 olan bir şey %1. Ustad diyor ki kaç tane kayık var diyor Haliç'te. Haliç, sandala korkanlar, uçağa korkanlar aynı. Sandalyeye uçak koy. Şu anda dünyada kaç tane uçak var bugün? 20 milyon uçak var. Bildiğim için söylüyorum. Şu anda dünyada hepsi piste inse yer almaz. Haman haman yarısı havadadır. Belki de çoğu. Türk Hava Yolları'na gidin. Belki de 15 tane yerde yoktur. Oysa yüzlerce uçak havada şu anda. Havadadır. Park hava. Peki aynı kanun uygula. Kaç tane sandal var diyor sandala binmekten korkan. Kaç tane varmış? 1000. Sene kaç gündür diyor? 365. 360 de. Senede kaç tane sandal batar diyor. Korkanı nasıl ikna ediyorsunuz? Ya korkma ya Allah var diye olmuyor işte.
onun şeyini, zannını kaldıracaksın. Ve %1'i korkuyor. Bak şimdi. Kaç tane, sene kaç gündür? 360. Kaç tane sandal batar senede? Bazen hiç batmaz diyor birkaç sene, bazen bir tane batar diyor. Peki, o zaman her bir sandalın, 1000 tane sandalın ve bizim bildiğim sandalın şimdi batma ihtimali kaçtır? Çarpın. 1000 çarpı 360. 360 da 1. 1. Ne yapar? 36 binde 1 mi yapar? Evet. 365 binde 1 yapıyor. 365 bin. Ha, 365 binde 1 ihtimale ihtimal veren, değer veren insan değil diyor. İnsan değil. Çünkü köpek ancak aynı şeye koyarsan sandalda korkuyormuş, böyle koydum da. Böyle tedirgin olmuş. Su kaçacak yeri yok. Sahibiyle olduğu halde. Sonra gizlendi sahibinin kucağına. Ben bir şey görmüyorum çünkü ben, bu da yoktur diye. Kafayı sokunca örtüz kafasını, örtünce rahat etti. Ama görünce rahatsız oluyordu. Aç dedim, ya ben bir şey öğrenmek istiyorum. Açınca köpek rahatsız, suda gidiyoruz. Sonra örttü üzerine, rahat etti. Kimin çocuğu ya? Cemil Hoca'nın çocuğu var Kırıkan'da. Ne diyor? Salih nerede? Kapatıyor. Yıkım. Ondan sonra, aa nerede arıyoruz ya, bulamıyoruz onu. Buradayım. Bu böylelikle kendisini gizlediğini zannediyor. Ve çocuğa güldük değil mi? Aynı böyleyiz. %1. Hey neredesin Hasan? Gülüyor. Ya Allah Allah, bulamıyoruz ya. Bulamıyoruz sana. Çocuk aynen eliyle gözümüzü örtünce kendimizi yok zannettiğimiz gibiyiz Behim. Aynı maskaralı bizde de var. Ama büyük kaliteli. Onun kalitesiz. %1 ihtimal veriyoruz. O bilgi %100 midir Risale-i Nur? Tekterli olmayınca vehim %1 iken tersi dönüştü. %100 tersine döndü. Bir tanesi, ya işte ölüm korkusu var. Öleceğim. Herkes ya değildir falan. Ben dedim ki ya ölmeyecek miydin? Durdu. Sana herkes diyor ki ölmeyeceksin. Ben sana diyorum, oğlum yalan söylüyorlar dedim, öleceksin. Bunu kabulleneceksin kardeş. Kim sana söylüyorsa ölmeyeceksin, yalan söylüyor. Çünkü ölmeyecek bir kişi var, Allah. Sen de böyle bir şey olmadığına göre sen öleceksin. Ama uzun yaşamak istiyorsun, evet dedi. Bunu uzun yaşamak isteyen peygamber değil, şeytan istemiş. Peygamberimize Allah teklif etmiş, demiş ki uzun yaşamak istemiyorsan hayır dedi. Nereye tabisin? Allah'ım senin iradene tabi. Şeytan ne dedi? Tövbe yapacağı yerde, Adem'le şey hadisesinde, kıyamete kadar ömür istedi. Sen istiyor musun dedim. Şeytan istedi kıyamete kadar ömür. Sen de kıyamete kadar istiyor musun? Peygamber istemedi. Nasıl diyecek kıyamete kadar istemiyor? 7000 soru, 200000. Daha ne kadar var? Şu X. Sen olmaz da mı? Ne desem acaba? Kaç sene yaşayacaksın? 7000 sene yaşanır mı? Ha bundan sonra zaten o kadar yok. Bak uzun ömür isteyen şeytandır. Allah'ın iradesine tabi olan insandır. Uzun değil, doğru yaşamak lazım. 500 sene çınar olacağına bir saat insan ol. Şimdi bunu diyecektim. Bunlar vehme şüphe böyle dönüşüyor. Eğer bir insan şu dersi dinlese belki de yarım saat oldu değil mi? Bilmiyorum. Şu hasta olan bir insan, şu konuşmalarda kaleme alsa, periyodik olarak hasta, her gün bu videoyu yarım saat dinleyip, malumatlarını da yazsa, her dinleyişinde notlar alsa, inan vallahi düze çıkar. Ama her dinleyişte yeni hal olacak, yeni bilgiler gelecek, yazması lazım. Mesela bir doktor, psikiyatri, senin mesleğin o değil. Ama genel olduğu için çok lazım, sana en çok lazım. Psikiyatriden daha fazla sana lazım. Yani mesela diyelim ki psikiyatriye o tipten gelmiş. Ama öyle hastalar ki sana geliyor ki o psikiyatri hasta ama böbrek hastasıyım diyor. Tamam mı? Üşütmüştür, böbreği ağrıyor, böbrek ağrıyor. Yani sana daha çok lazım. Niçin? Bu birinci sıfatın. İkincisi Müslümansın, nurcusun, sana mükemmel bir itimadı var. Senin çoğu hastaların bir yer belki yerse sana sıfatından, imanından dolayı itimat ediyor.
Yani neticesi zaten zındıktır. Mesela dinsiz olanların veya dininden şüphe edilen psikiyatri tahlili söylüyorum ben, istatistiği söylüyorum. Çok hastayım ya bu konuda, böyle malumat alıyorum. Dinden uzak olan psikiyatrilerin tedavi etme oranı çok düşükmüş hastaların. Çünkü hasta itimat etmiyor. Aldıkları ilacı yemiyormuş. Dediklerine uymuyormuş. Dindarlığına, ruhiyatçılığına inanıyorsa ona itimat çok büyükmüş. Onların şeyleri, tedavisi çok da başarılıymış. Ben Türkiye Sağlık Bakanlığı'nda bu işte alakalı bizzat Ankara'dan bir uzman bana bunu metnini gönderdi. Yani tıpçı yani. Yani o konuda tahlil ediyorlarmış. Kim ne kadar başarılı. İstatistik yapmışlar. Seni de ben dinliyorum abi dedi. Tanımıyorum. Dinliyorum, bu konuda çok şey olduğunu bildiğim için bu istatistiği sana gönderiyorum. Abi bir profesör konuşuyordu, duydum, dinledim. Diyor ki %1 ölüm şansı olan kanser hastası kendi diyor düşüncesiyle kendini öldürüyor. Aslında diyor tıp ben %1 diyor onu kaybedebiliriz, onu tıp onu kurtarabilir diyor. Ama diyor kanser öldürür. Ve ölüyor. Öldürür. Adam kendi kendini öldürüyor diyor. Bizim diyor bunu tedavi etmemiz lazım yani bu fikri. İşte kanser adamı öldürür. Fikri yıkılması lazım. Kanser adamı öldürmez kardeşim. Yuhi ve ümit Allah'tır. Şey diyor bir de, bizim diyor sosyal kurumlarımız bunu diyor düzeltmesi lazım. Din demiyor ama orada televizyona giresin geliyor ki ya kardeşim din desene, Allah desene diyesin geliyor. Ve altına ne yazıyor biliyor musun şeylerde? Bir diyor psikiyatri bir profesör diyor. Yaptığı diyor tedavilerdeki başarı oranı profesör unuttum ya yüzde 67 veya 64 müymüş yani bir profesörün hastalar üzerine denenmiş %64 galiba başarılıymış leylim doktor yani inatsız vesaire bir diyor normal bir doktor diyor profesör değil fakat inançlı bunların muvaffak oldukları %70.3'müş. Profesör değil. Normal bir doktor ama inançlı. Yani tedavi ederken dini katıyor. Dini teselli veriyor. %70.3'müş. Öte profesörün %60.4'müş. Emanet getirdiği şey. Tek tek bakıyoruz. Hatta hangi hastaneye ne kadar ilaç harcanmış. Hangi bölümünü biliyorum. Hangi doktor ne kadar ilaç vermiş, hangi ilacı vermiş? Çok. Onlar da varmış ya. Sistemden yapılıyor artık bilgisayar. Tam da bu adam niye bu kadar vermiş? Ben bilmiyordum onu. Ondan sonra bazı hastalara ulaşılıyormuş telefonla. Onunla bulmuşlar %60.4. Profesör değil, doçent değil. Öyle uzman da değil. Ayrı danışmanı, ayrı hekimi, psikiyatri ama böyle. Ve psikiyatri normal bir ilaç veriyor, ilaç veriyor. Profesör değil, üniversitede doçent değil, psikiyatri bir doktor. %70.3 mu şey vermiş. Dünkü şey. Dün akşamki derste buna biraz uyuyor sana. Hakiki teselli. O da din de. Dünkü ders. Teselli diye bir ders. Adam fişek olur ya. Bin nafi ilaçtan faydalı. Vallahi öyle değil mi ya doktorum? Ha şimdi bak. Bu Risale-i Nur bilgi %100'dü. %1'e indir. Tertler olmayınca. Mesela bir tane insan söyleyeyim ben size. İnternete girsin ben şimdi. Sağlam. Girin. Ya kim ne, Türkiye'de kim hangi hastalıkla fazla ölüyor? Türkiye'de en çok ölüm sebebi hangisi? Bak hastalık. Ya o hastalığı götüren sebepler nedir? Bir de ona in. Bitti. Sen de o tür şeyler çıkmaya başlar. Hakikaten lan buralı kaşınıyor ya. Hakikaten ya böbrek kaşıntısı falan. Bir sürü hastalıklar sende çıkmaya başlar. Sanki internette rüyanı ve hastalığını sorgularsan hiç şansın yoktur. Huzurlu yaşamaya. İnternetle hastalığını ve rüyanı yorumlarsan vallahi şansın yoktur mutlu yaşamaya. Hakkın yoktur. Hakkı kaybetti.
Rüyane bir sürü. Kimin eli, kimin cepte? Adam yazmış. Profesör Hasan Akkar. Kim sorgulayacak? Bir sürü dosya yaptı. Web sitesi. Şu hastanız varsa kopyala yapıştır, bir sürü şeyler yapıştırıyor. Kendisinin yorumunu da yapıyor, bir şey yapıyor. Velhattık. Ben şimdi bunu yapsam Profesör Hasan Akkar, hangi profesör bunu görecek? Ondan sonra bir sürü şey uydurayım zındıksa. Ama bak ne diyorum, tuz küsür alt verimle yeni öğrendiğim bir şey bu. Bu şeyi. Yeni öğrendim. Yani eskiden düşünürdüm, bilgi nasıl zana dönüşür? Malumat nasıl şüphe olur? Düşünceler nasıl zana dönüşür? Bilmiyordum. Şimdi biliyor muyum? Doğrusu bulunana kadar bu zanım doğrudur. Doğrusu bulunana kadar şu anlattığım zanlar doğrudur. Geçiyoruz, tamam mı? Şeye, ha yedi tane. Ha şu lazım, şurada dursun. Şimdi arkadaşlar, yeni buldum, gene Allah nasip etti. Şey, alimlerden varmış. Ben size şimdi onu yazıyorum. Vahiy çeşitleri. Şimdi buraya hangisini uyuyor bilmiyoruz. Ama uyar mı, uymaz mı, uydurmak zorunda mıyız, değil miyiz? Siz heyetinize bağlı. Vahiy çeşitleri. Efendim abi. Yok abi ya. İstersen sen burayı ben mi öntüm? Yok. Bir yer değişikliği var mı istersen? Malum. Peygamberlere. Zatında peygamber olmayan insanlara vahiy geliyormuş. İstersen ayetin de numaralarını vereyim. Mesela şey, Meryem'e, Musa'nın annesine emzir, sepete koy, nehre bırak diye vahyettik diyor. Nehre bırak, ya Musa'ya söylüyor. Musa Aleyhisselam'a diyor ki, ya Musa diyor, anana böyle dedik diyor biz. O da şüphe etmedi diyor. Tamam mı? Vahyettik diyor. Bize peygamber... He? Vahiy peygambere gelir diyordur ama. Evet. Bize de vahiy bize de gelebiliyormuş demek ki. Evet. Daha dur, yazdığın zaman hepten cesaretini artacak. Bak şimdi. Onu ben dün akşamki vahiymiş demek ki diyeceksin. Sonra meleklere. Bak bu 20'ye 38-39. Anladınız değil mi nedir bu? Evet. Ayet. Şey, süre. Bunlar ayetler. 20. sürenin. Peki mealini okuyayım. Çok ilginç olduğu için yazdım. Ey Musa, istediğin sana verildi. Dedi. Zaten bizim şey. Allah'ın bir şeyde. Bu saatteki işimizden bahsediyor. Ey Musa, istediğin sana verildi. Zaten sana başka bir defa da iyilikte bulunmuş. Annene vahyedileni, gerekeni vahyetmiştik. Yani zalim Firavun'a karşı annene ne yapacağını ona bildirmiştik. Emzir dedi ve sepete koyup nehre bırak, vahyettik dedi. O da şüphesiz yaptı diyor. Bir ikinci vahiy bu. Üç. Meleklere. Onu da
şeyini yapayım ben. Farkındalık oluyor mu abi burada? Farkında oluyor mu? Yani neye muhatap olduğunun farkında mı acaba? Farkında. Şüphe etmedi diyor. Şey yapmasaydı. Bakayım Sema hakkında, melekler hakkında. 8-12. Zaten inşaat edeceğiz de var meleklerle konuşmasında. 3. Yok. 3-4 olacak. Semalara. Onu da numarasını şey yapayım. Semalar hakkında 4-12. Beş. Ya ne işimize yarayacak? Çok tuhafınıza geçecek. Kaç mertebe bu? 7. Bu kaç? 7 olacak herhalde. 7 olacak. Semalara 5. Arıya. Bu da ayet-i kübrada var ama arı hakkında 16 68 69. 16 68 69. 6. Hiç buna ihtimal vermezdik. Bitkilere. Aa. Çekirdeklere. Bak, iradeden gelen vahiy mi acaba? Şimdi bak düşünmeye başladın değil mi? Evet. Peki nerede bunlar? Bunlar da ayetse, vahiyle gelen ayetse, bunlar ayetse. Tane ve çekirdeklere, tane ve çekirdeklere 6.95. Sonuncusu hiç hoş pek hoşlanmayacaksınız. Şeytan adı. Cinlere, şeytanlara, İfrit. İfrit yok. Şey, iblis. Ya şeytan sıfatına gerek yok. Onu da şey yapayım. Cinler hakkında 72'ye 1-2 zaten. Cin suresi. Ondan sonra şeytana dedi ki in aşağıya. Bu yazılı mı defterinizde? 72'ye 1-2. Yazdım. Şey, meali yazdım. Mealini bakayım. Herhalde bu. Ha, başka da var. 6'ya başka bir sürü de varmış ya. 6'ya 121, sen deyince şey yaptım. 6'ya 121. Ondan sonra ben bir tane aldım. Mesela bir tane 6'ya 121 okuyayım. Şeytanla sizinle mücadele etsinler diye dostlarına vahy ederler. Şeytanlar. Ondan sonra mesela Musa'nın annesi onu emzir diye vahyettik. 28'e 7. 28'e 7. Onu da ekle. Yani acayip ya. Neler çıktı. Rabbin arıya demişiz. Başka. Tane çekirdekler. Bu kime? 8-12 kime aitti? Meleklere. Hani Rabbin meleklere vahy ediyordu ki şüphesiz ben sizinle beraberim. Haydin iman edenlere destek olun diye meleklere vahy etti. 8-12. Ondan sonra 7-12 nedir? Ha mesela Allah secde edeyim. Ben ateşten onu çamurdan halk ettin dedi. 7-12 şeytan. Allah ile direkt konuşması. 7-12. 72 değil o zaman. He? 72. Başka bu da. 7-12. 72 olmaz. 72 soru var. Var var. 112. Ondan sonra yani bunlar bir araya toplayabilirdim de
Fakat esas hikayemiz o değil. Mesela bak, şeytanlar sizinle mücadele etsinler diye dostlarına vahyederler. 6'ya 121 yazdık mı? Yazdık. Musa'nın annesini emzir diye 28'e 7 yazdık. Var mı? Her semaya emrini vahyetmiştir. 41'e 12 41-12. İstiyatarız abi, bunu boşuna şey yapmadım. Tamam abi, anlaşılmıştır herhalde. Anlaşıldı mı abi? Aha. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben sizden şey yapacağım şu an. Ben acaba bu 7, bu da 7. Tamam mı? Yani bu 7, buraya acayip bir tevafuk var. Tamam mı? Tevafuk var. Yani bu acaba bir yere bir denk gelebilir mi diye düşündüm. Mesela diyor da Hasan abi, yukarıdan itibarlara, iltizam, o işte peygamber olmayan. Melekleri izan edildiği tamam, kalbi böyle hitap edilmiş. Oraya kadar ben getirdim. Şu arı, bitki, cin kısmında biraz şey yapmamış. Şöyle, bitkilerde de şöyle düşündüm. Bitki program var ya. Yani mesela 17. sözde diyor ki zülüflerini ağaçlar diyor, şey yaptı, ağaçları konuşturuyor. Ağaçlar mesela mükemmel o 0 gram 0,05 miligram kalsiyum, 0 gram 0,07 miligram magnezyum. Topraktan ağacın aldığı elementleri almıyor kendisi. Onu meykel melekesi alıyor. Zaten maddeye, şu madde donmuş melektir. Ağaç da öyle. Kanser ise donmuş ervah habisedir. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yolları sevk eden ervah habise. Gübre donmuş melek değil, donmuş ervah habisedir. Şimdi ilim ya şey programda, çiçeğde, melek, çekirdekler, ağaçlar. Yani o şey uyuyor. Şöyle desek Hasan abi, cinlere, şeytanlara kısmı bizim ihtiyar ve iktidarımızın dahilindeki bize sisteme müdahale tarafımızı anlatıyor. Tahayyül, tasavvur. Bitkide de şey yok. Yani irade ve şeyimizin dışında müdahale kısmı zaten. Evet. Arada mesela kısmen geliyor. Tahakkül kısmına, yani o noktada bakabilir. Arada tefekkür, kısmen bir şey var. Yani hiç bozmadan yukarıdan aşağı tutuyor gibi. Yukarıdan aşağı, evet, tutuyor gibi. Mesela bak şöyle yaptım. İtikad peygamberleri. Evet. Beraber şey yapalım diye. Ama daha şey konuşuyoruz yani. Öyle bir şey yok yani. Dedim acaba itikad, tamam, uyuyor. İltizam şeydir. İltizam İslamiyet'tir biliyorsunuz. 36. mektubatta. İman, imanla iltizamı söylüyor. Tamam mı? İman izandır. İslam iltizamdır. Tamam mı? İtikad izandan daha yukarı olduğu için iman. Peygamberlere daha kaliteli. En kaliteli vahiy bu. En kaliteli bu. Sonra kalite bu, sonra kalite bu. Bu kaliteye göre yapılmış. Yani böyle karmaşıkları görüyor musun yani? Şu mesela en şer. Hakikaten o kadar uyuyor ki tahayyüle. Karmaşık. Zaten şuradan kalp var ya, kalp. Kalp. Şurada ne var? Lümen şeytaniye. Şeytaniye. Şimdi burada tutmayınca, lümen şeytanın içine koyduk. Tabii şöyle olacak. Diyecektik ama neyse. Niye müdahale etmediniz? İçine niye sokuyorsunuz? Lümen şeytaniye. Şimdi bu buraya atmak istedi. Tutmadı. Ne yapar? Buradan böyle atar. Değil mi Üstad, öyle diyor. Kalp kabul etmese, o vesvese şekme döner, tahayyül atar. Evet. Eğer teklerin yoksa hiç şansın yok. Bu atılan şey vehim şüphe zannan bir dönüşür. Ben bir daha söyleyeyim. Üstad diyor ki lüme-i şeytaniye kalbe yakın bir aleti vesvesedir diyor. Kalbe yakın. Tamam abi, doktor. Kalbin içine koymadık abi, kalbe yakın. Tamam. Burası lüme-i şeytaniye.
Şimdi diyor ki şeytan bu alet vasıtasıyla kalbin içine vesvese atar. Vesveseyi atar. Burası vesvese. Attı. Kabul etmedi. Şet. Tamam. Vesvese şetme dönüştü. Nereye atar ondan sonra? Aşağıdan yukarıya tevhüme atar. Şey taahhüle. Taahhüle atınca telkin yok mu kardeşim senin? Şimdi o şet ya bilgiyi ya malumatı ya düşünceyi kullanır. Çünkü burada cirit atacak. Çünkü burada karıştırmayı durduracak, şeytan durduracak bir şeyimiz yok. Burayı diyor, ustad diyor ki bu iki sisteme, unutmayın şurayı. Şu iki sisteme diyor ki iktidarı ve ihtiyarı dinlemezler, belki de mesuliyet altına girmezler. Böyle bir sistem var. Meydan ya isteyen istedi, İngiltere'de böyle bir şey varmış. Bir park var, isteyen istediğini konuşur diye söylüyorlar ama ay indikten sonra seni içeri alıyorlar başka. Orada dokunmuyorlar. Evet tabii tabii, orada dokunmuyorlarmış. Sonra öğrendim yani, meydana gittim. Abi ben dedim şu an dersi yapsam biraz sonra aldı. Buradan dokunmazlar dedi. Çıktıktan sonra alırlar seni. Dedi. Şimdi bak, buraya iktidar ve ihtiyarı dinlemezler, belki de mesuliyet altına girmezler, sahamız. Ya herkes burada. Vesveseyi kalbe atar, vesveseyi dimağa atamaz. Dimağda vesvese yok. Vesvese kalbidir. Şetin ne abi burada? Yani attığı... Ahlaksız böyle şeyler yani. Vesveseye benzer, yok vesvese şetme dönüşüyor. Formatı değişiyor. Yani sanki o zaman kalpten dimağa geçişteki ara şeyde şetin diye bir şey. Şetin gibi bir belki şey oluyor. O benim şüphe zanın da kaynağı yani şey. Yani şey. Aradaki bir format şetim gibi oldu. Yani he. Vesvese, şetim, ondan çıkanlar da... Aa, evet, çok acayip. ...zan gibi bir şey sanki. Acaba şunun altı da şetim diyelim mi aşağıya? Yani tahayyülle kalp arasında, şunu kastediyorsun. Bak yeni çıktı. Sarit, sarit bir ifade var. Sarit hem de. O zaman şetmi de aslında tam belki tam anlamıyoruz tam ne olduğunu. Şetim ifadesi de daha... Hani kötü söz gibi biliyoruz değil mi? Evet. Şu şey gibi, galis. Bilmiyoruz daha içerisi. Bilmiyoruz. halıdaki resmi, halıdaki resmin mi aslında bu? Nereden konuşuyorsam benim vücudumda onlar aktif şu anda. He ya. Ne konuşuyorsam onlar aktif. Acayip bir şey ya. Şetim şey, şey acayip bir şey ya, bir tuhaf hal oldu bende. Sesleniyor mu abi şu anda? Ses değil, bir tuhaflık oldu yani. Tamam abi. Tamam mı? İtikat. Tamam iyi oldu ama burayı başlamak güzel oldu. Vesvese yani o, aslında yapıyı tamamladık yani. Sıralama kaynak... ne diyorsunuz abi şimdi? Sıralama için ne diyorsunuz? Ha şimdi bak, şöyle düşündüm ben de. En kalitelisi budur. En kalitelisi de budur. Ona şüphem yok dedim şimdilik. Bu iltizam İslam'dır. Bu da İslam'dır. Niçin İslam'dır? Yani İslamiyet'i yaşayan bir kadın. İmran galiba değil mi? Musa Aleyhisselam'ın annesi. İmran. O ona şey yapmış. Yani emre itaat etmiş. Eylemsel, düşüncesel değil. Uydu, çok uyuyor. İltizam, bunda da hiç şüphem yok. Tamam mı abi? Tamam. Evet. Eylem, eylemseldir ya. İslamiyet eylemdir. Bu da eylemdir zaten. İzan ise kalbin beslendiği bir yapı. Kalp izandan beslenir. İzani kalbi. Tamam. Şimdi bu daha çok kalbi, hissi, batini ya. Tamam mı? Yazılımlar yani, yazılım. Esas sistemin adı. O da melektir. Ona da uyuyor. İzan, zaten melek, melekler, şeytan vesvese ederken melek ne yapar? İlham atar. İlham da şeydir, böyle ilim üstü bir şeydir. Çünkü ilhamla vahiy arasında şöyle bir şey yazdım. Bakayım, bulacak mıyım? Aslında kalit. Diyor ki bilmediği şeyi öğrenen ilham almış demektir.
bilmediği bir şey öğrenen bir insan, hani diyor ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, takvanızı artırın, bildiğinizle amel ederseniz Allah bilmediğinizle öğretir. Bilmediği şeyi öğrenen ilham almıştır. Hususidir ilham. Vahy geneldir. Vahiy akıl üstüdür. İlham ise akılların seviyesindedir. Vahiy akıllar seviyesinde. Evet. Vahiy akıl üstüdür. Vahiy akıl akıl üstüdür. İlham akılların seviyesindedir. Aklın aklın seviyesine geliyor ilim şey ilham. Tabii diyordu. Abi nerede geçiyor dediniz? Vahiy mi? Bu okurken çıkarttığım arada. İlham. Mesela bak. İnsanda an be an irade sıfatından gelen tekvini ayetlerle bedenin cesedi var kullanıyor. Maddeye donmuş enerji yani melek. Şu. İnsan an ve an irade sıfatının tecellisi şu anda. Şu ceset nedir? Tekvine ait değil midir? Tekvini neydi? İrade sıfatından gelmiş. An ve an an ve an şu beden tekvine ait. Yani irade sıfatı tecelli ediyor. Abi şey diyebilir miyiz? Mesela subiti sıfatların her biri ayrı ayrı tecelli etmesi. Her birinden vahiy gelse. Nasıl sen? Mesela irade sıfatından gelen vahiyler var. Veya kelam sıfatından gelen vahiye peygamber muhatap oluyor. Başka sıfatlardan da gelen vahiylere mesela cinler, şeytanlar, bitkiler diyebilir miyiz? Deriz tabii ama o bulamadık sıfatı... yani onu da. Onu bu oraya götürecek bizi. Ha, 7 tane subuti sıfat yok mu? Evet. 7 yani, subuti sıfattan gelenler her biri buna eşleşebilir. Eşleşebilir ama yapamıyorum. Mesela tekvin ayet irade. Şimdi gelmişti. Bu meleklere de şüphem yok. Çünkü yazılımdır bu. Sistem. Çünkü kalbe bakan bir sistem. Tasdik ilim semalara şey yapıyor. Tasdik semalara. Onu bir şey diyemedim, çözemedim. Semalara vahyettik. Mesela neydi o? Bakayım neredeydi o? Yani mesela araya vahiy gelmiştir ama kelamına muhatap olmamıştır. Yani. Var mı? Öyle bir şey diyebilir miyiz? Sizin tefekkürün vardı. 7 kat semaydan. Yani 7 kat sema, 7 duygu. He? Bunlar 7 peygamber, 7 sunucu sıkıntı. Yani tasdiki semalara şey yapamadım. Takul arya yapamadım ama bitkiler ve çekirdekler tasavvur bütünsel olduğunu ve sonuncusu cinlere ait, şeytanlara ait olduğunu şüphem yok. Yalnız iki şeyi çözemedim. Tasdikle takulu nereye benzetir? Sema ile arya mı? Yani tasdik semaya öyle mi geldi? Aslında onu şey diye hayvanlara, bitkilere diye daha genelliğe yani bu ifadeyi hangi hayvan? Mesela şimdi melek, sema, hayvanlar, hayvan. Bitkiler yani arı diye düşünmeyin. Hayvanlar, bitkiler ve ruhaniyat falan gibi diyelim yani mesela o zaman ana sınıflar çıkmış oldu komple. Yani şeydeki şeyler ana şeyler işte peygamber var, insanlar. Şöyle var. Diyeyim hiç onu bozmadan şöyle diyeyim. Onları genellersek düşünmek kolay olacak. Hayvanlara. Hayvanlar. O zaman esas ana unsurlar çıkmış oldu yani. Bu? Bitkiler zaten. Cin ve şeytan da ruhaniyat filan diyebiliriz. Hani ruhaniyat. O sınıfa giriyor. O zaman ne oldu? Peygamber var. İnsan var. İkincisi insan da diyebiliriz artık. İkincisi o insan var. Canım insan. Ha, melek var. Semaya tabii. Semada başka o zaman ne diyeceğiz bilmiyorum. Semaya ruh. Abi semayı... Ruhaniyet sema olur abi ya. O şey de nasıl diyor sema ya ayetlerde? Belki oradan yakalanır. Yani sanki böyle bütün ana unsurları sahip... Şey oradan... Telefondan mı? Yok baksana varsa mealinde seni. Semayı dima olarak... Ha sema olarak 410... 4 ve 12. 4. sure 12. ayet. Şimdi 7 duygudan daha rahat ederiz. Bu 7 duyguyu yapsak daha rahat gideriz abi. Bu semaya bir bakalım. 4. sure değil mi? 4'e 12 olsa gerek. Bir de 41-12. Şey var orada Kur'an'ı versene bana.
Bak ben sana söyleyeceğim. En üstten ikinci sırada. Solu aç. Soldaki kapıyı aç. Daha öyle tut. Hiç onu da kullan. Onu aç. Ha, bak yukarıdan ikinci. O kalın var ya, kalının bitişi. Ha, onun yanındaki Kur'an. O işte elini sürdüğün yer. Şu. Ver. Uzat. Ali uzat. Bunlar Allah'tan size vaziyette. Bir de 41'e 12. 41'e 12. Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Geçiyor. Bak şimdi, bu surette onları yedi gök olmak üzere iki günde, perşembe ve cuma günlerinde yarattı. Yeryüzünü iki günde, yerin içindekileri de iki günde yarattı. Bir de her iki gökte oraya ait emrini vahyetti. Dünya semasını da kandillerle, yıldızlarla ziynetledik ve onu koruduk. İşte bu güçlü olan, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Bak, bir de her iki gökte oraya ait emrini vahyettik. Emirlerin hava unsuru var ya, arş. Arş. Hava neydi? Emir ilim miydi? Evet. Emir ilim. Emir ve irade miydi? Bir baksana, hava şey, toprak, kıpsu, hayat. Hava neydi ya? Allah Allah. Toprak. Hava. Hava, emir aslında ve irade arşı, toprak, hıfz ve himaye. Emir diyor aslında arşı. Şeyde abi. Ayette emir diye geçiyor ama şey. Hava. Emir ve irade arşı. Su, rahmet ve ihsan arşı, toprak, hıfz ve himayenin ihsan. Emir, ilim, şey, emir, irade. Orada emir şeye uymuyor. İmam bin kitabın gibi de, İmam bin kitabında ilim emir var. Bu irade kudret var. Bu böyle ikisinden çaprazlama, emir irade. Emir irade. Ha, öyle fark var. Emir irade hava. Emir irade hava. Ya da şecere-i kâfiye kainat diyebilir misin semaları? Yani bu kafamızda kalsın. Bugün tamam. Şart değil o. Tabii. Peki ötekisi lazım. Neydi? 4'e 12. Onu buldunuz mu? 4'e 12 dediniz, bu okudunuz abi. Ha, hayır. Abi, yok, tamam, pardon, özür dilerim. Onu ben bulayım. Vahiy çıkmadı. 4'e 12'de vahiy ile ilgili bir şey yok abi ya. Şey diyor. O yanlış yani. Niye? Şey, miras hakkından bahsediyor. Miras hakkında bahsetmiyor abi. 4'e 12 yanlış oldu herhalde. 41-12'yi dedik ya. Sen 4-12 diye yazdın birazdan abi. Düzelttin sonradan. Öyle kaldı o. Aynı oldu. O yanlış oldu. 41-12'dir o da tam. Evet. Çünkü o mirasla alakalı bir yer. Suicis vazifesini alın. Diğerlerine de bakalım mı abi, devam edelim. Tam devam edelim. Yani tefekkür edersin. Tam yani şeydir. Artık ben öyle bir şey geçince, bir şey karşıma çıkınca ben de şey yaptım yani. Şaşırdım biraz. İnsan şaşırıyor tabii. Çok tuhaf yani. Peki, devam edeyim. Cinler hakkında 72 zaten sürenin komple. Tane ve çekirdekler hakkında 6.95, doğru mu? Bakalım. 6.90, tamam. Tamam. İnsanlar, cinler, şeytanlar hakkında da 6.112. 121. Yok. 6, 112 de var. 121. Burada 120 de var. He, şu. 6, 112.
Bu da varmış galiba. 612. Böyle geçiyor biz. Şimdi burada dur, şey yapıyorum. Bu mevzuyu koyuyorum. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeniden Bismillah biliyorsunuz. Peki. Bu dönüşmeyi anlatmıştık. Biraz şey var. Ben size yardım istiyorum sizden yani. Tamam. Onu nasıl yapabiliriz diye. Tamam. İsterseniz şeyden çözülür. Peygamber tasdik gibi düşündüm ben. Bunu eğer 7 tane subut-i sıfatla 7 peygambere de denk getirebilirsek. Tamam, olur. Abi ben biraz yaptım, sonra şey yapıyorum gösteririm. Öyle mi? Sen basar diye gidiyor yani. Çünkü peygambere öyle gelen vahiy ile herkes muhatap olması lazım. Onun tasdik olması lazım. İtikad derseniz olmaz ki abi. Olmuyoruz. Peygambere gelen vahiy ile bütün... Tamam, çok güzel işte. Böyle konuşayım işte ben de. Herkes muhatap olması lazım ama. Ama herkes muhatap olup onaylayan kişi zaten itikad. Onaylamış. Tasdik onaylamış. Tasdik onaylamış. Eyleme geçirirse imanım yani. Tasdik olması lazım işte. Tasdik işte. Peygamber'e gelen vahiyler tasdik olması lazım. Hocam itikat varken tasdiğin ne konuşuyorsun da? Yukarıda zaten itikat işte. Yukarıda olmasa onun daha kaliteli olduğunu göstermez ki. Olur hocam, itikat ama tasdiği içeriyor, içine alıyor. O en kaliteli dersen en kaliteli tahayyül deriz ha. En kesilen tahayyül şey. Yok, o noktayı nazardan değil. Bu sıralama yani tamam. Alttan üste doğru gidiyor diye kalite düşmüyor aslında. Olur mu ama itikat ehli oluyorsun. Şeytan orada müdahale ediyor tahayyül tasavvurda. Yani tamam, sahası geniş, alem-i şehadet gibi. Yani alem-i şehadet daha en kaliteli olan, tamam, en kişisel. Tamam, yani noktayı nazarını söylersen kalite doğru. Hani şu noktayı nazardan kaliteli, o da öbür taraftan demek lazım. Yani genel hüküm olmaz yani o işte. İşte bu mesela en kaliteli gelen tasdiye gelmesi lazım. Çünkü orada devreye girmesi lazım işin. Yani şunu bilmiyor muyuz? İtikatta kadar çıkamazsa vicdana inemeyeceğini öyle biliyoruz. Değil mi? O zaman itikat üniversite diploması gibi. İtikat birazdan meleklere veya semaya bakıyor gibi geldi bana ama tabii tartıştı yani. Tamam. Peki. Abi tahayyülü de şer'i olarak bir cümle kurdunuz ama yanlış anlaşılabilir mi acaba? Ben mi yanlış anladım? Yani tahayyülle şerler, cinler, şeytanlar dediniz ama orada ilk cümle yapısında tahayyül şerlerin kapısını açıyormuş gibi bir şey. Hayır, hayır. Şerlerin cirit attığı iki yer var. Yani şerler, evet. Hayırlar, herkes ya. Serbest bölge. Evet. Yani serbest bölge. Serbest bölge demek daha doğru abi. Evet. Çünkü tahayyül hepsi cami. Yani şer değil ki ya. Yani şerler, hayırlar, her şey var orada. Olmayan yok yani. Onun için kontrol altında zor yani. Yok yani. Hatta bütün o dimağlar... O bunu bilse, hasta bilse var ya. Benden yani senin serbest bölgemen niye var diyor. Peygamber'e gelen şey vahiy belki. Zaten büyük cihat, küçük cihat buradan ayrılıyor. Büyük cihat nedir? İşte bu serbest bölgelerden sıyrılmak. Küçük cihat savaşmak işte. Abi tahayyül öyle bir serbest bölge ki bütün divan altyapısı tahayyül üzerinde devam ediyor. Devam ediyor. Yani o itikatla iltizam, mizan, tasdik bunların kendi aralarındaki ilişki tahayyül üzerinden devam ediyor. Belki bir nokta daha olabilir ama onu tam kestiremiyorum ama tahayyül kesin. Yani bir... Tabii herkes düşünüyor işte. Ben de hayret bakıyorum. En kaliteli tahayyül çünkü alem-i şehadete geldi vahiy. Peygamber'e gelen vahiy alem-i şehadete. Dimağda tahayyülden başka bir sistem var mı? Vahyin başka bir özelliği var mı bilmiyorum. Ben dimağda komple vahiy olarak düşünüyorum zaten. Dimağ komple vahiyin kendisi. Peşin olarak verilmiş olan vahiy. Hariçten aldığımız mevcudat ayeti ve sureten Kur'an-ı Kerim olarak karşılığı olarak vahiy olan dimağa geliyor. Onların kendi arasında başka bir ilişki var mı bilmiyorum ama tahayyül kesin bütün itikada kadar tahayyül çalıştırıyor sistemi. Tahayyül yetişmemiş olsa, itikada kadar devam etmemiş olsa sistem çalışmaz. Bu haftaya bu sıralamaya bir daha bakalım. Tahayyülde bak, ihtilaf yok. Tahayyül önemsiz demek değil. Bu çünkü o mesela o bu şekilde. Şöyle düşünün yani. Şimdi bir şey tahayyül olmadan tasavvur olmaz. Tasavvur olmadan o değil yani. Hepsi müstakildir. Evet. Müstakildir yani, müstakil.
Fakat bazen camiyeti fazladır. Mesela yani itikadın cem ettiyse en cami hangisidir abi? Ne noktayı nazarda? Ben örnek verebilir miyim abi? Mesela ben ne diyeyim mesela? Kainatta en cami nedir? Neresidir? Şecere hilkatte. Noktayı nazarını söylersen kabul edeceğim ben seni. Yani noktayı nazar şey alalım. Mutlak bir meçhul alalım ne noktayı nazar. Meçhulden baktığımız zaman en cami neresidir mesela abi? Alem-i şehadettir. Yani tahayyül sistemi alem-i şehadette işler. O zaman şu vahiylere baktığımız zaman bu vahiylerin en camisi hangisi? Peygamber'e gelen vahiydir. Yani şeye de bakarsan. Çünkü Kur'an peygambere gelmiştir. Zaten bu vahiylerin nereden çıktığını da zaten Kur'an'dan çıkartıyoruz. Alem-i şehadet niye var diye sorarız. Alem-i şehadet müstakilen kalacak bir yer midir? Cenab-ı Hak ne yapıyor? Burayı kapatıyor. Başka bir netice almaya çalışıyor. Ne alıyor en bizden alacağı netice? İman neticesi çıkıyor. Değil mi mesela? Hı. O zaman ne oldu senin? Yani alem-i şehadet çok cami tamam görevini yaptı ama nihai netice maksat bakarsan imana gelmek. İman meyvesini ele almak. İtikattan, vicdanla inecek o iman şeyi çıkacak. Yani o noktadan bakarsan o aracı oldu bak şey. Ama üretim noktasından bakarsan dediğin doğru. Yani en zemini bu işin alem-i şehadet. Ama alem-i şehadet maksat mıdır bu kainattaki şeyden? Değil. Değil, kaldırılıyor çünkü. Ondan çıkan neticeler ebediyet beka kazanıyor. Mesela bakarsan. Yani şimdi diploma gibi ben düşündüğümde mesela ilkokul diploması tahayyül dediğimde üniversite itikatsa mesela şu noktayı nazardan diyebilir miyiz? İlkokul önemli değil mi? Olur mu? Bütün hepsinin sistemi ilkokulun üstüne kuruluyor. Adam eğer ilkokulda iyi bir eğitim alamadığı zaman zaten oraya çıkma ihtimali yok. O noktayı nazardan konuşacaksak her şeyin zemini ilkokuldur. En camisi de ilkokuldur. Tamam. Burada alınan en sağlam bir şey burada alınan ilimdir. Şimdi, dediğimizde doğrudur. Tamam. Abi, bir dakika Yasin abi. Abi şey demek istiyor. Yani o ilkokuldaki kanuniyetini görmek asıl önemli olan diyor. Mesela yani burada şimdi ilkokul olarak dedik ya Osman abi. İlkokula yani buradaki bizim başlangıç noktamız bitkiler, arı, sema ve melekler değil. İlk başlangıç noktamız peygamber. Yani ilk başlangıç noktamız peygamber olduğu için. Oradan bakarsın. Alem-i şehadet. Oradan bakarsan tahayyül sistemi, peygambere gelen vahiy tahayyüldür. Şeyde, kıyamet kopunca dünya şekten değişecek. Sonra nereye dönüşecek? İnkılap edecek. Bir park olacak. Kalmayacak. Yani cismaniyete dönüşecek. Cismani, yani zıtlar ayrılacak, şey yapacak, inkılap edecek. Zıtlar ayrıldıktan sonra, diyor. Bu kırıp döküldükten sonra ha. Allah bu dünyayı çöp atacak mı? Yenilecek. Menzil olacak. Menzil olacak. Gezme yer olacak. Duracakmış. Yani tamir edilecek diyor. Oraya alem-i şehadet denir mi? Bu alem-i şehadet olacak zaten. Orası da alem-i şehadettir yine. Yani benim alem-i şehadete geleceğiz. Hı. Mesela inşallah bu meclisi âli. Şeyde buraya geleceğiz. Biraz ondan sonra şu söyleyeyim de buraya geleceğiz. Bu dersi seyredeceğiz böyle. Bu aynı duracak bu. Duracak, gezeceğiz. Aynen, orada oturuyorduk. Aynı, devamlı bekayı basacak yani, yenileyecek. Diyorum, bu grup ve ama geleceksin, böyle oturuyorsun. Sen seni seyredeceksin, içine gireceksin. Şurada otururken Ali. Onu yapıyoruz abi zaten. Evliyaların çoğu geliyor diyor abi. Şimdi ruhta zaman mekan yok. Şimdi hep biz perdeli buradan oraya bakıyoruz. Oradan buraya bakınca... Hiç bakmıyoruz biliyor musun? Zaten ölüm korkusunun sebebi o. Hep buradan oraya bakmanın adıdır ölüm korkusu. Oradan buraya bakınca... Hiç oradan bu tarafa bakmıyoruz. Abi ben şey diyecektim. Tahayyüle ilkokul demek de doğru değil. Ya çünkü ya niyetinizi anlıyorum ama... ilkokulla yani üniversiteyi kıyasladığımız zaman... Bu alemde bir şey ifade ediyor. Ama o alemde... Tahayyül en cami olan. Mesela... Hadiste bize öteki alemleri tarif ederken tahayyülümüze bir ufuksuzluk, bir boyutsuzluk vaat ediyor Allah ve Peygamber. Cennetin tarifinde bir sınırsızlık, bir nihayetsizlik, lezzetteki doyumsuzluk ve fazlalıklar bir şeyler var ya, bu aleme göre aşırı olan durumlar var. Bir boyut kaldırma var. O ancak tahayyüle sığıyor. O zaman tahayyül zeminin ne kadar geniş olduğunu anlıyor. Mesela biz Allah'a da tahayyülümüzle ancak fark edebileceğiz. Tahayyülümüzü ne kadar genişletebilirsek. Oraya da çünkü tefekkürümüzü de tahayyülümüzün içine yerleştiriyoruz. Yani şeyi kaçırmamak lazım herhalde.
Bir şeyin kılap edince o geçtiğin yer yok olmuyor. Hayır yok. O duruyor. Ya ilkokul mu kaliteli de? Mesela iman ettikten sonra küfür bizde yok olmuş mu? Kanuniyeti duruyor. Şey noktasında ben Osman abi hak veriyorum. Tarif etmek için belki öyle bir örnek kullanmak akla yakın. Ama bu alemde ilkokul küçük zannediliyor. Değil işte öyle. Değil. En önemlisi bir nokta. Yani okuma yazmayı öğrettiği için belki en camisi yani o bakımdan. Bütün altyapı orada kuruluyor. Bakarsan en önemlisi belki. Bütün altyapı peygamberde kuruluyor diye şey yapıyorum ama ben. Şimdi abi tarih daha önemli. İkisi de aslında doğru söylüyor. Osman abi de Yasin abi de şöyle bir kanuniyet var abi. Şimdi Osman abinin dediği tamam. Yasin abinin dediği de tamam. Ama Yasin abinin dediği enfüs halinde daha tamam. Niye? Çünkü o tahayyüle geldikten sonra o tahayyülde o itikadın kanununu görmek daha müthiş bir şey. Anlatabildim mi abi? O asıl, o daha şey yani. O bakına o doğru. İkisi de doğru. Yani şimdi peygamberi tahayyüle ondan sonra şeye... Hayır o değil. Osman abinin dediği gibi doğru ama o tahayyüldeyken o itikadı... Ama doğru görmek... diyorsun ama bir şey seni bırakmıyor. Devam edin. Devam edelim abi. Konuşacak çok şey var. Ne acayip bir şey değil mi? Şimdi kim abi... konuşuyor? Kim, neyi? Biz bizi konuşuyoruz. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Biz bizi konuşuyoruz. Biz bizi keşfetmeye çalışıyoruz. Şey yapıyorlar ya doktorlar heyette işte filmi asıyorlar şeyi. Herkes bu hastalığı teşhis etme yani bu buradan o değil ya oğlum onunla alakası yok falan. Bir şey vardı şu an. Evet. Heyet toplantısı. Siz daha iyi bilirsiniz yani. Evet. Şimdi şeyde gördüğünüz kadar asıyorlar oraya. Orada tartışıyorlar. Röntgen var orada. Yani film var işte. Çekilmiş. Ama şöyle oraya. Diyelim de şey gitmesin öyle gitmesin ya. Ben şeyim peygambere gelen tasdiktir diye şey diyorum yani. Tamam mı? Yani benim şeyim o yani. Ortadan alayım diyorsun. Yok tasdiktir diye düşünüyorum yani. Peygambere gelen vahiy tasdiktir. Peki insanlara tasdik. Geleni nereye koyacaksın? İzan. Peki meleklere? İtikad falan. Onu bilmiyorum. Risale-i Nur'u biz izan ettikten sonra şey oluyor. İtikad ediyoruz. Öyle mi? Evet. Yani sen şey... Risale-i Nur'u okurken izandan oluyor yani. Şöyle bir abi bu dima esmaların nasıl bütünlüğü abi? Değil midir? Şu piramidin en üstü. Bu dima aslında. Esmaların bütünlüğü değil midir? Allah'a ehad diyebiliriz değil mi abi? Deriz. O zaman dersin her meraklıkta ona göre var yani. Şöyle düşünüyorum ben yani şimdi herkes muhatap olması lazım peygambere gelince. Ama herkes iman etmiyor. Tamam ama muhatap oluyor yani. Tabii. Ümmeti davi, ümmet icabı. Bu ümmet İkiye ayrılıyor. Yani tasdiye kadar herkes çıkabiliyor. Yani bu bize şey denilir. Ümmet-i icabe. Peygamberimizin ümmet-i icabesi yani davetini kabul etti. Ötekisi ümmet-i davet. Davet edilen ümmet. Hala peygamberimizin ümmetidir. Saraya girenler saraya ama o tasdikte yer yani. Tasdikten geçtikten sonra şey olur. Tasdikler evet. Adamı. Allah. Çıkamıyoruz. Peki. Bu şeyde bazı sıkıntı yok ya. O Hasan abinin sistemi doğru gibi duruyor. Belki aşağılarda tadilat olur ama çünkü imatikat sonuçta bir neticedir. En geniş dahili tahayyül oradan daralarak itikatte sonuç buluyor. Gibi duruyor. Yani evet. Genel bilgimiz o ama tabii bak noktaya nazar ediyorum ben değişiyorum. Bir şey diyeceğim de değil mi? Tabii de. Peygamber de sonuç değildir ki abi sonuçta aracıdır yani. Yok sonra devam ne? Ediyor zaten kalbe geçiyor. İmanı aracıdır. Sonrası ne geliyor? Yani tasdik olması lazım ki bu iyi aracılık yapması lazım. Aracı yani dediklerim yanlış ya, olmasın. Ben de bir şey söyleyeyim. Yok canım şey söylüyorsun biz buna iman etmeyeceğiz ki. Mesuliyet olsun. Seninle o tefekkür yok muydu? Ha devam edeyim ki oradan. İtikaf yani imanla benim aramdaki bir berzah gibi düşün. İmanla benim aramdaki berzahtır. Peygamber. Peygamber oluyor. Tasdik insan tamam, oluyor. Tamam o tasdik ettiği zaman itibaren imandayım. Öyle mi? Hepsi aynı. Tabii. Peygamber'e iman. Tasdik iman. Herkes derecesini bir alıyor. Tasdik bir derece imandır. Ona gönül söylüyor. Öyle mi? Ama hepsinin hepsi var mı? Hepsinin hepsi var mı? İtikada bile hepsi iman demiyoruz. Osman abi. Dimağın neticesidir itikad. Evet tamam. Dimağın sonucu olarak deniz gibi kalbe böyle şimdi tasdikten sonraki gelen makamlar bir şeye bağlı olarak çalışıyor. Müstakil yani kendi çalışmıyor. Bir şeye bağlı olarak çalışıyorlar. Yani
tasdikten sonraki makamlar izan, iltizam, itikat bunlar bir şeye bağlı olarak bir mihenk noktası olarak çalışıyor. Ne o? Neye bağlı? İşte mihenk noktası peygambere gelen vahidir. Ha orada vahiy devreye giriyor. Vahiy sözleri verir misin Ali? O mertebeye alt kattaki sözleri. O mertebe ünvan noktasında bakalım. Tamam. Ünvan noktasında. O, oradan bakıyorum ben. Kırılma noktası tasdik. Ona katılıyorum. Yani zaten öyle gözüküyor. Kırılma noktası tasdik. Takvul de zaten ortada duruyor. Evet. Tasdik evet. De başlıyor şey. Yani artık öbür tarafa devrildi mevzu. Evet yani abi. O tarafa geçti ama daha nihai neticede çıkmadı diye anlıyorum ben. Değil mi? Öyle biliyoruz zaten konuşmalar. Bu aşağı taraf oynak zemin. Oynak zemin. Ama zemin yani. Bütün şeyin. Evet. Peki ben okuyayım. Dimağda meratibi ilim, meratibi ilim. Muhtelifedir. Ama biz ne yapıyoruz? Mürtebise. Şu an her yerde var. Mürtebise iltibas edilmiş. Birbirine girmiş. Ama muhteliftir. Bak tamam. Şimdi iltibas etmek için bir kere başta farklı olduğunu anlamak lazım. Yani normalde bence Sarı Sarı'nın okuyan bayağı tefekkür söylüyorum. Dima diyor. Ne yani ne demek dima falan. Şey yok yani. Mürtebise olması için evet. O bir kere farkında olmak lazım. Biz şu an mültebize kısmındayız gibi geliyor. Şu an benim için inşallah. Dimağda meratip var. Birbirleriyle mültebise. Ne anlıyorsunuz abi mültebiseden? Yani siz ne anlıyorsunuz mültebiseden? İltibas libastan gelmiyor. Birbirinin elbisesini giymişler. Giymiş. Karışıyorlar. Yani aslında evet elbise giymiş yani. Öyle kendileri mi? Değişmiyor da. İşte kadın elbisesi giyersen, evet sureten şey oluyor. Ben şey okuyayım. Tamam abi. Dimağda meratip var, birbirleriyle mültebise. Ahkamları muhtelif. Ahkam muhtelif. Evvela tahayyül olur. Sonra diyor bak, sonra tasavvur gelir. Hep sonra kullanmış. Sonra gelir takul. Sonra tasdik ediyor. Sonra izan oluyor. Sonra gelir iltizam. Sonra itikat gelir. İtikadın başkadır, iltizamı başkadır. Her birinden çıkar bir halet. Diyor ki devam ediyor. Salabet itikattan geliyor. Taassup iltizamdan geliyor. İmtisal izandan. Tasdik iltizamdan. Tasdik iltizam. Taakkul da bir taraf, bir behre tasavvurda, bir behre. Tahayyül de safsata asıl olur. Mezcine eğer olmaz muktedir bir insan, olmazsa. Yani orada tahayyül de safsata olur, mezcine eğer olmaz muktedir. Batıl şeyleri güzel tasvir etmek, her demde safi olan zihinleri cerhtir hem idlali. Hakikat çekirdeklerini... Arabanın anahtarını versin diye. Evet. Arabanın anahtarı... Cepte çekete bak. Benim... Dur. Bir teneffüs. Bir şeye takıldı ama... Anlatamadım. İçinde de şey var, poşet getirsin. Konu önemli mi? Ben bunu koyuyorum kenara. Şimdi şeyde devam ediyoruz. O çalışır. Zaten bu birkaç hafta, birkaç ay... Kavga edilmeden çözülecek şey değil mi? Artık ne yapacaksanız bilmiyorum. Hani illa yapmanız da şart değil. Ama yapmamanız da şart değil. Bakmanız da şart değil. Bakmamanız da şart değil. Ne yaparsınız yapın. Bir soru atalım da abi gelir gel. Tamam. Peki. Şuradan okuyayım. Maddi hayat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kitab-ı mübine. Onu dün geçen hafta çizmiş. Onu evet, o şeyi yaptık ki bir daha şey kalmasın demiştiniz. Değil mi? Tamam. Son derste. Değil mi? Tamam. Cümlesini okuyayım. Manevi hayat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İmam Mubine. Bunu yapmıştık. Onları çizmiştik. Şehvet seni akarsa su, Cebrail Aleyhisselam mana seni sıkarsa ne gelir? Şehvet seni sıkarsa su, Cebrail seni sıkarsa ne gelir? Vahiy, ilham, sünnet.
Mesela doğruluğun kaynağı üçtür der Muhyiddin Arabi. Onun çok ilgimi geçecekti. Kaynağı üçtür diyor Muhyiddin Arabi. Benim değil bu. İsale de değil. İtiraz onu alır. Bir, vahiy. İki, ilham. Üç, sunat mı burada? Hayır. Hadi bakalım ne olabilir? Vahiy, ilham, sunat, umuza, sunat, işaret. Ferasetmiş. Şimdi abi ben akıl diyecektim, tahtaya bakmadım. Bu feraset akıl olur mu? Vallahi bilmiyorum ne olacağını ama nerede bakayım akıl yanlış olmasın diye. İbadetullah. Bakayım nerede? Vahiy. Böyleydi. Böyle diyor. Bakayım ne? Tamam. Bak, şehvet seni sıkarsa, su, Cebrail aleyhisselam, mana seni sıkarsa, mana seni sıkıyor. Ne gelir? Diye sordu. Mana seni sıkarsa, ilham. Her şey vücudu sıkıyor demek istiyor. Mesela haset vücudu sıkar, şehvet sıkar, gadab sıkar, kabir, öfke sıkar. Kabir sıkıyor. Kabir sıkıyor. Bir yerleri aktif ediyor. Adem aleyhisselam vücudun kapısı. Hava ise Adem'in kapısı. Kadının yani Adem'in kapısı çalınırsa çocuk gelir. Hep dimağlarla kalır. Bir daha. Adem aleyhisselam vücudu kapısı, yani vücudun kapısıdır. Adem aleyhisselam. Vücut. Adem. Adem'in kapısı ya. Adem. Adem'in öteki kapısı, vücudun kapısı ya. Tamam mı? Adem aleyhisselamla vücut sahnesi başladı. Hava ise Adem'in kapısı. Vücutla Adem çarpışınca. Yani Adem aleyhisselamın kapısı. Kadının yani Adem'in kapısı çalınırsa, kadının yani Adem kapı çalarsa çocuk gelir. Bak üç tane şey. Şehvetle su, sıkma ile vahiy, ilham, feraset. Feraset Allah'ın, İmam Ali diyor mektubatta, radıyallahu anh, peygamber isnat ediyor. Feraset Allah'ın nurudur diyor. Yani feraset Allah'ın nuruyla, mümin diyor, Allah'ın nuruyla bakar ki onun adı ferasettir. Dima çıkıyor abi çocuk. He? Kemalat dimayen ortaya çıkıyor Adem'le vücut şey yapınca. Dima ortaya geliyor. No. Gafur neredesin abim? Buradasın. Bu kapıya iştirak edemedik ya. Kaldı olur da ben nasıl iştirak ediyor ya. Kaldı olacak ben. Ben de dışarıda kaldım. Merak etme aynı. Ama bu çok ilginç şu anda söylediğim. İçeride olduk ki bak. Çünkü bak, çünkü ne biliyor musunuz? İsa aleyhisselam teşbihtir. Musa aleyhisselam tenzihtir. Tenzih peygamberi. Çok tuhaf uygulama var. Şey gibi geliyor ama şehvet seni sıkarsa hayat suyu. Hayatın suyu. Cebrail seni sıkarsa vahiy veya ilham veya feraset. Eğer Adem de havayı şey yaparsa
sıkıyor, işte nesil çıkıyor. Diyor ki, Adem vücudun kapısı, Hava da Adem'in kapısı, kadın da neslin kapısı. Bunlar hep simge sembol, ötelerin, öteleri geçiş yeridir. Şimdi şöyle, mesela bir adam tünelden çıktı, tünelden gidiyor. Onun vazifesi, tünelin vazifesi beni oraya ulaştırmak. Tünelden birisi geldi, şu Marmaray var ya, Marmaray adam geldi. Geldi işte, daha şimdi tüneli kim düşünür? Kadın tüneldir. Oradan birisi, hatta öteki taraftan bir tanesi koydu vagona, trene birisini koydu, bu taraftan aldım. Diyorsun ki çocuğa, bebe, yavrum sen hiç kıpırdama. Tamam, trene koydu Kartal'dan. Biz de Marmaray'dan aldık. Kadın nedir? Tüneldir. Tüneldir. Baba da trendir. Nereydi? Onun içine koydular da bebeği götürdüler, bu tarafa getirdiler. Alem-i Erbah ile Alem-i Şehadet arasındaki başlangıç. Evet, tünel. Alem-i Erbah değil mi? Bu geldi. Evet. Kabir de Alem-i Şehadet ile Daire-i Erbah arasındaki tünel. Tünel. Zaten tüneldir diyor usta. Yani mesela bazıları tünelden korkuyor. Kabir tüneldir diyor ya. Tüneldir. İntikal etmek için. Yani alttan geçiyoruz ya. Yukarıdaki binalar yıkılmasın diye tünel alttan yapılıyor. Hep dimağla alakalı bunlar. Yeni tünel. Peki, dimağ kavşak gibi girenleri ve çıkanları gidecek oldukları yerlere göre değiştirmek, yani gözden gireni batını sisteme dönüştürmek. Allah'ım. Yedi tünel. Görüyor musun? Bir daha okuyabilir misin? Bak, ben de bir durgunluk oldu şeyden sonra. Ne oldu bilmiyorum. Ve bir ara veririz ya. Konu değişti ya, ikinci konuya geçemedim. Yok, konu değişmedi ya. Çok acayip bir şey oldu bende ya. Ne oldu bilmiyorum ya. Ne zaman oldu abi? O şeyde oldu. Şetimde oldu. Şetimde oldu. Ondan sonra sistemim tamamen değişti. Ne oldu bilmiyorum. Bu Ali Meclis'e o gireceğini zannetmiyorum. O yok da başka bir şey var. Ne var bilmiyorum. Abi çok büyük, çok tarzda bir şey. Mühim bir, acayip bir yer konuşuyor. Başım döndü, başım hala dönüyor. Menfi manada mı, müsbet manada mı? Başım dönüyor. Yani oturmak zorunda kaldım. Yani şeytanın vesvesesi dima şetim olarak geliyor ve orada tahayyül ve tasavvurda şetim aktif ediyor dedim. Ondan sonra benim sistemim bitti. Ayakta duracak halim kalmadı. Telaş bihuşu abi. Şetim mi? Dağılma. Öyle mi yani dediniz abi? Kapı açıldı. Öyle mi dediniz abi? Şey yapalım. Bilmiyoruz. Hastalayalım. Sen dedin ya, o zaman bence. Ya abi o zaman yani lümme-i şeytaniye ile şeytan ile dima arasındaki bir sistemin adıdır şetim. Öyle bir lügat manası değil deyince bende bir tuhaflık oldu. Abi vahiy bu değil mi? He? Heyecanlanıyoruz ama. Vahiy bu işte. Yani insanlara İmran'a geldi. Meleğe vahyettik dedi. Şeytana da öyle in aşağı dedik diyor. Ya Musa Aleyhisselam'ın anasına vahyetti. Çocuğu diyor. Biz de çocuk büyütüyoruz işte. Şu böyle şey bir harita gene çıkıyor abi. Şey yaptığımızda. Ya onun gibi bir taraftan şey işte. Lümme-i Şeytaniye. Kötü bir şey gibi bir şey. Vesvese kalbe geliyor. Kalpten sonra şetim şeklinde. Dimağ geliyor. Dimağ santral tarafına. Oradan ikiye ayrılıyor. Şey. Ya oradan şey, tefekkür ilim çıkıyor işte, o süreçten sonra da ya da vehm şüphe zan çıkıyor. Evet. Bir kanat da yani vücut tarafından Adem vücut tamam, diye ayrıldığımızda şey, vahiy geliyor, dimağa gene. İşte direkt dimağa geliyor, kalbe uğramıyor. Tamam işte. Bir daha ben ikinci kanat. İkinci kanat şimdi bu Adem tarafı, yani Adem'i bir taraftan Lümme-i Şeytaniye'den şey geliyor. Öbür tarafı da vahiyle geliyor. Direkt vahiy muhatap dimağa ya zaten. Ondan da bu sefer şey çıkmıyor ama. Ha o ilham o. Yani ilham, yani tabii vahiy veya ilham şeklinde. Dima geliyor. Dima geldikten sonra da geliyor ama onda da eğer terk yapmazsa gene şey oluyor. İlham ne oluyor? Orada çöküyor o zaman, bitiyor.
Öyle değil mi? Hani normal bilgiyi alıyoruz şeyde de. Vahiy ve ilham suretinde bize gelen, işte mesela Risale-i Nur okuyoruz. Bilgiyi aldık ama gene vehim şüphezana gene dönüşebiliyor. Dima öyle bir şey ki santral vahiy de alıp ademi surete dönüştürebiliyor yani. Yani dönüştürüyor ama şey ilhamı ben şey yapamadım. Kimse bulamadı ya. Şimdi şeyde anlamadım ki. Anlamadınız mı? Şey yok abi kimse şey abi, bir mola verelim mi ya? Bir şey daha verelim ya. Beni de bir şey 15 dakika mola tamam, verelim abi. Arada anlatalım. Son. Peki. El Fatih. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi başladınız mı? Başladım. Söyle. Şu yeşili çizdik de onu öyle size bir yani doğru mu o konuştuğumuz. Ben şimdi bir şey diyeyim mi size? Başladım. Onu ters çevirip şuna ters çevirelim abi. Bir daha dönmek istemiyorum. Öyle mi? Tamam. Ama olur olur da. Fakat ben bir daha öyle Allah öyle bir şey yaşatmasın bana. Abi ben şey diyecektim, şu bilgi, malumat, düşünce var ya... O... Şimdi çok iyiyim ha. Çok iyiyim ben, farkındasınız. Elhamdülillah. Şimdi söylemeyebiliriz. Ya o bilgi dahili malumat, harici malumat olarak değiştirebilir miydik onu? Bilgi deyince... Biraz şey kaldı. Ama bilgiyi kullanıyoruz ama. Ya şey yani jargon olarak, meslek olarak bilgi değil de dahili malumat kullanmak belki de çok çok önemli değil mi? Tamam. Şimdi bu nedir? Abi, siz mi çizdiniz? Onu bir hani demin kim çizmişse söylesin. Onu abi ben şöyle çizdik. Söyle abi. Şimdi sen geç abi sen bana göster bunun ne nesidir? Şimdi buradakinin benzeri aynı aslında ama biraz daha şekilde. Tamam lüme-i şeytaniye şimdi vesvese veriyor kalbe. Vesvese kalbe. Kalp kabul etmezse şetme dönüp dimağa gidiyor. Tamam doğru. Şimdi dimağa geldiğinde bu şetim bilgi, malumat, düşünceye sebebiyet veriyor. He. Bu bir malzeme oluyor. Yani bu yapıyor bunu. Bu hareketlendiriyor. Santrale girdi. Bilgi, malumat, düşünce oldu. Eğer bu terklerle desteklenmezse, terklerle şey olmazsa vehim şüphe zam deyip ademi tarafa dönüştürdü o şeyi. Yani ademden geldi. Vahiy ile desteklenmesi. Desteklenmesi. Şeytandan geldi. Gene şeytan tarafına döndürdü. Gelen şetim benim şüphe zaman. Şöyle koy, bunu da o zaman yapacaksan şöyle yap. Şunu lüme şeytaniye, şunun üzerine de şeytan yaz. Şuraya tam kışa, al o kalemi. Bir üstüne de şeytan. Ok, üstüne şeytan. Şeytandan lüme şeytan. Sonra eğer bilgi malumat terklerle şey yaparsa, desteklenirse tefekkür ve ilim olarak devam ediyor sürece. Şetim, yani gelen vesvese, ademi bir şeyi aldı, dima santral olarak vücuda dönüştürdü. Veya ademi aldı, gene ademe dönüştürdü. Santrallik yaptı. Veyahut da Kur'an geldi gene. Aynı şey, Kur'an'dan dedik biz bunu hani. Tamam, tam ilan şey, melek. Melek diyelim, vahiy ve ilham. Kur'an diyelim. Demeyelim şuna, yazalım melek de. Tamam. Bu niye çıkmadı burası? Onu kazımak lazım. Melekten geldi, vahiy ve ilham dimağa geldi. Yok, bunu da yaz be, feraset. Geldi, dimağa geldi. Bu direkt, attı buraya. Direkt dimağa bu da attı, bu da attı. Dimağa geldi, bu da bilgi... Abi bir dakika, bu buraya atmıyor. Dimağa, vahiy dimağa geliyor direkt. Yani vahiy ama bu üçünü o zaman yapmayız. Bu kalbe atar, dimağsa o zaman... Vahiy ilham diyelim sadece. Feraseti mi koymayalım? Tabii şey... Melekler kalbi ilham eder. Vahiy yok. Vahiy dimağa gelir. Kalbe gelmez. Ha, o tamam. O zaman daha iyi oldu. Evet. Fark varmış. Tabii. Peki biz vahiy ilham, yani vahiyin muhatabı dimağa diyorduk. Vahiy dimağa da ama kalbe attık. Dimağa. Ha ben şey yaptım. Ha bir dakika bak. İlhamı bu melek şuraya yapacak seni. Şunu verir misin bana abi? Gel gitme dur. Tamam. Bak. Şuraya melek ilham yapar. Şuraya melek vahiy yapar, vahiy atar. Biz dima vahiy muhatabı dediğimizde ilham niye aşağı gitti, kalbe gitti? Kalbin yani içinde dimada var ya. Hangisi anlamadım? Yani şimdi vahiy muhatabı ne? Dimadır. Değil mi? Normalde bu dediğimiz var. Dima. Ama biz vahye muhatap olamayacağımıza göre ilhama muhatap olabiliyoruz. Vahye muhatap bizim olamayacağımızı çünkü... nereden çıkarıyoruz? Orada yazdık ama bak bazı peygamber gibi olmuş. 7 çeşit var ya bazen oluyor. Şöyle beraber gidelim. Dur. Şeytan kalbe vesvese atar mı abi? Atar. Atar.
kalp kabul etmezse şetme döner mi? Peki burada melek durur mu? Yani Allah bizi teslim etmiş düşmanına. Olmaz tabii. Ondan sonra diyor ki Allah, o okudum ya ayette. Hı hı. Melekleri ayet okudum ya. Yani. Siz de diyor şurada 8'i 12 mi neydi? Yazıyor abi 8'i 12. Evet. Bak şurada dur. Bak. Hani Rabbin melekleri vahiy ediyordu ki. Hı hı. Elimi koydum. Şüphesiz ben sizinle beraberim. Allah diyor. Haydin iman edenleri destek olun. Bunlar. Hı. Destek olun. Esnaf. Şimdi bu gider buraya vahiy getirir. Buraya aynı anda ilham getirir. Evet. Tamam. Ama bu vahiy geldiği zaman vahiy kapsayacak, ona ev sahipliği yapacak sistem çalışmıyor. Vahiy herkese an an şu anda geliyor. Vahiy ortaya çıkacak esma yok mu? Var. Şu anda ama mesela şu anda televizyon dalgaları sesleri, radyo var mı? Peki var mı ses? Görmüştü. Yok ses yok. Niçin ses yok? Alet yok. Şu anda vahiy var. O yedi çeşidi de geliyor, ayrılıyor değil mi abi? Şu anda var. Ha, yedisi birden geldi. Evet ziyan şu anda gibi. Var. Şu anda var ama çanak anten yok. Mesela şu anda yayın yok mu? Şimdi var dediğiniz abi şu yedisi vahiyin içinde birlikte vuruyor, komplesi. Ayrılıyor. Ha. Bak şimdi. Şu anda uydudan veri yok mu? Var. Niye gözükmüyor? Onu ortaya çıkaracak alet yok. Onu ayan edecek. Bu da böyle bir dima yok daha. Hmm. Bu yedi. Peki olmayınca biz nasıl muhatap? Peki olmayınca şöyle düşün. Çanak anten sif sesi alıyor. Çanak anten sif resmi alıyor. Çanak anten sif askeri. Çanak anten telekomu alıyor. Hmm. Tamam. Sonra vurunca bir alt manası ilhama dönüşüyor vahiy. İnceleşiyor ya. Tamam mı? Tahil, tasavvur, tahil. Sonra feraset nedir? Feraset, dur seninle alakalı bu. Cem'inden feraset. Çünkü Hazreti Ali diyor ya Mektubat'ta var. Müminin nurundan korkun, zira o Allah'ın nuruyla bakar. Ha, ferasetinden korkun. Mümin ferasetinden korkun, zira o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuru tamam olması için akıl kalp bütünlüğü olması lazım. Vicdan mıdır? Sen şimdi burada ne diyorsun? O zaman bu çok güzel çaptı. Şimdi melek dima şey getirdi, malzeme getirdi, vahiy veya ilham getirdi de. Bu bilgi malumat düşünce oldu ilk önce. Aynen çok güzel. Niye mesela o kadar ilim tahsil ediyor mesela? Tarık Dursun bilmem ne, o kadar ilim tahsil etmiş, o kadar belki vahiy ilhamla muhatap olmuş ama ne oldu? Dinsiz oldu. Evet ya. Yani vehim şüphe zan da çıkabiliyor. Yani vahiyi Adem'e dönüştüren bir santral oldu. Tefekkür. Bu tarafta da imana ilim. Şöyle, tefekkür, ilham, ilim. İlham oraya mı şey yapacağız? Netice mi ilham çıkar? Tabii ilhamdır ya, ilham da şeydir. Mesela Allah bırakır mı? Kalbe şeytan attı mı buraya abim? Vesveseyi atıyor. Melek de ilham atıyor. İkisi burası atıyor kavşağı gibi. Bu ilham atmasa şeytanın vesvesesi dışarı atılamazdı. Suratına çarpıyor. Şeytan vesveseyi içeri attı mı? Peki kalp kabul etmese diyor, vesvese şeytme döner diyor. Vesvese lisansıyla. Nasıl dönüyor? İlhamla desteklendiği için dedi ya ayette. Hı hı. Ben diyor, Allah diyor ki meleklere, ben sizinle beraberim. Evet. Dolayısıyla bana iman edenleri de siz de destekleyin diyor. Hani Allah meleklere vahy ediyordu ki şüphesiz ben sizinle beraberim. Haydin iman edenleri destek olun. İman edenlere destek olun. Şimdi bu adam bunu atınca bu adam, şeytan vesvese, bu zat da buraya ilhamı atıyor. O ilham da o vesveseye karşılık verince oradan fışkırıyor, dışarıya çıkıyor. Dışa vesvese. Bu sefer dima vesvese gitmiyor. Yapısı değişiyor, sistemi değişiyor. Şeytan öyle dima müdahale edemez. Dima direkt, şeytanın dima yaptığı müdahale var mı?
İşte bununla yapıyor. Yani vesvese bu şekilde mi sistem? Bu şekilde veya şu var. İnsi ve cinli şeytanlar var ya. Onları aldatarak seni aldatıyor. Yani bana mesela şüphe veremiyor. Aslında kalpten vesvese sonra şeytan... Yok direkt veremiyor. Olmuyor. Allah öyle koruma koymuş. Abi şu yani zıtların çarpışması burada da söz konusu. Zıtlar burada da çarpışıyor. Tabii her yer. Kalpte, dimağda, her yerde. En küçük daireden... Yani vesveseyi ve şeytmi bütün attığın zaman sadece celal, sadece cemal kaldığı zaman o adamın kıyameti burada kopmuş mu oluyor acaba? Kıyamet kopuyor. Kıyamet neydi? Kıyamet zıtların ayrışması. Bir insan fena-i mutlaka mazhar oldu. Biz de zıtları ayırıyoruz, kıyamet yapıyoruz. He, tamam. Bak şimdi, kıyamet zıttan ayrışacak ya Osman'ın. Zıtlar, hak, batıl. Şimdi fena-i mutlak. Melek için kıyamet kopmaz ki, bitmiş. Şeytan için de kopmaz. Yani zıtların cemi, adam yaşarken bitirmiş. O zaman telafi etmiş. Onun kıyameti koptu. Zıtlar ayrıştı. Zarret ve bedaat derecesine geldi. Şüphesiz ve vesvesesiz iman. Şüphesiz ve vesvesesiz iman mertebesi. O zaman kıyamet hala dünyanın kıyametini bekliyor. Senin diyor ölünce kıyametin kopacak demek, ölmek aslında hak ve batının, doğrunun, yanlışın, iman küfrün ayrışmasını demektir. Ölüm. Netleşiyor. Ama öyle bir terak ettin ki, bitirmişsin küfrü ya. Yanlışı bitirmişsin, zıtları bitirmişsin. Senin kıyameti koptu kardeşim, sen ölmüşsün. Ölüm de nefseydi, ruha değil, külü nefsin zaykatilmez. Ruh bitti, nefis bitti. Sistemi çöktü. Şunu çok güzel yaptınız ya. İmtihan bitmedi ama değil mi abi? İmtihan bitmedi abi. Çok vesatet oldu diyor ustad. Çok basit oldu. İmtihan denecek kadar işte bir şey. İşte onun için acizliktir, Muhyiddin Arabi vesaire gibi. Yani bu yol... şeydir, acizliğin neticesi yani her şey baktı ki olan uğraşmıyor, şeytanla uğraş, nefisle uğraş, onunla uğraş, bunu yaz, bunu yaz. Yani bunun kökten çözümü yok mu? Var. Nefsi öldüreceksin. O zaman bir derece melek hayatına vesatet peyda eder. Basit. Yaşıyor. Yani biraz şöyle diyeyim, üçüncü say. Mesela vay be, üçüncü Said ne acayip bir şey. Ben birinci Said hiçbir şey değişmem. Evet. Mücadele var. Niye? Çünkü üç olabilmesi için bir olması lazım. Ya üçüncü Said beni fazla, üçüncü Said beni fazla alakadar etmiyor. Mesela ben bir de söyleyeyim, üçüncü Said beni alakadar etmiyor. Biri iki ediyor. Onun artık hiçliğini bildiği için Cenab-ı Hak tayin ve teşahhus etti. Artık o bitmiş yani fenayı. Fena-i mutlak olmuş. Onun kemalat ona aittir. Evet bazı de sirayet ediyor ama bana Risale-i Nur lazım. Bir iki lazım. Bir lazım. Ama bir dakika senin haletini yaşadın bana sirayet eder doğru. Ama birinci derecede bana ortaya koyduğun bir şey lazım da bana bir şey koyuyorsun. Abi de ne abisi ya? Yani şöyle gibi bir iki umumi yol iki. Üçüncü hususileşim. Tabii hususi. Yani bir haber yürürüz ama üçüncüyü yapacaksın, senin kendi yolun olacak o. Yani o senin. Mesela diyelim ki, bize niye onlar bahsedildi? Bak böyle, arkasına takipçilerine yol açıyor. Diyor ki, bir, her şey var. Cemiyette, nutuktan atıyor, siyasette bulunuyor. Yani hayatın içinde Said, birinci Said. İşte Ayasofya'da 50 bin kişiye, Şam'da, Emevi'de şey yapıyor, hutbe veriyor. Koştuğunu. İkinci Said Risale Nur. Birinci Said de Ruslarla savaşıyor, İngilizlerle savaşıyor. İkinci Said Risale'nin ortaya çıkışı. Üçüncü Said bütün terk ediyor. Artık böyle hiçliğini bildi. Artık taayyum ve teşahhus ediyor. Böyle hiçbir şey yok. Ama ne kârı var bize? Şu var tabii. Onun aynasında bize onun kazanımları sirayet ediyor. O var. Yani mesela diyelim ki bende bir halet var, tamam mı böyle? Biraz önceki halet. Nasıl çöktüm, siz de çöktünüz. Sistem çöktü buradan. Yani şeytan da değildi, şey değildi, tıbbi de değildi. Neydi bilmiyorum. aslında ben size söyleyecektim Hasan abi. Ankara'dan gelen arkadaşlar dediniz ya, sakat bir suratını yıkat diye.
Ben diyecektim, Hasan abi siz gidin bir suratınızı yıkayın. Haddimi aşmayayım. Komple gidin dedik. Şimdi tutundum olmadı, oturdum olmadı. Araba verdik. Tamam, şimdi üçüncü saydığım bize kazanımları şudur arkadaşlar. Biz bir ve ikinci şahsiyetimiz inkişaf ettiğince, insanın üç tane şahsiyeti var ya, oradaki o üçüncü saydığın kazanımları bizi sirayet ediyor. Ama bir iki de yürüyemezsen üçüncüsü sana sirayet etmiyor. Mesela diyelim ki Osman'ım, benim bir bilgilerim var, tamam. Bunu sen bilmiyorsun. Yani ben size anlattıklarım var, anlatamadıklarım misal. Ama haletim sirayet ediyor, hiç lisan kullanmadan. Bu üçüncü şahsiyet oluyor. Mesela diyorsun ya, bu adam beni etkiledi ya veya bu adamın gözleri beni sokuyor ya. Ya ben bu adamı görünce rahatsız oluyorum. Veya ben bu adamı görünce rahatlıyorum ya. Nasıl oluyor? Sirayet var. Mesela Cebrail aleyhisselam kuma temas ettiğini Samir'i görmüş. O temas ettiği, bastığı yeri aldı. Çünkü çok iyi biliyor ki, cahil değil ki Samir'i. Öyle sırada bir adam mı? Bak ne biliyor? Cebrail diyor, ölüleri diriltmesini, temas ettiği dirilir. Gitti o kumu aldı. Gitti yaptığı buzağın içine attı, buzak canlandı. Çünkü o toprağı nereye atarsanız canlanır. Cebrailleşen bir lima ölüleri diriltir. Harun anladın mı abi? Anladım abi. Cebrailleşen bir lima. Kadir'e mazhar olur. Benim kafiren değişti Harun abim zaten. Bak Cebrail'e mazhar olan bir lima ölü heykelleri heykel adam zannediyorsun, tamam mı? Dolaşıyor heykel. Mezar-ı mutarik. Onun için atıyorsun o topraktan heykel boğurmaya başladı. Ölmüş cemiyeti diriltecek abi. Anladın mı? Şimdi hadi bakalım. Devam. Ettireyim. Allah ya Rabbim şu haletle devam ettiriyor. Bir de ötekileri sokmasın. Onun için girmiyorum oraya bir daha. Tüyoya mı tersi? Tüyoya mı abi? Oraya girmem bir daha. O neydi ya? Bu. Dönme arkana hadi. Bildiğiniz gibi. Dima kavşak gibi. Bak. Girenleri çıkanları gidecek oldukları yerlere göre değiştiriyor. Şu şekilde yaptığımız gibi işte. Ha işte. Vücut adam. Yani gözden gireni, kulaktan gireni, batın sistemine göre değiştiriyor. Mesela bak şöyle diyeyim. Gözden girdi şekil. Kulaktan girdi ses. Burundan girdi koku. Ağızdan girdi şey tat, dokundu. İçeride ne koku var, ne şekil var, enerji biliyor musun? Dalga boyu. Şu arada söyleyeyim. Eğilleri söylüyor. Aklın hükmedemediği hangisidir biliyor musunuz? Göz hükmediyor. Çektiği resme hükmedebiliyor. Mesela bak, seccadeye bakıyor, insan gözüküyor. Kulağa hükmedemiyor. Kulağı. Sese hükmedemiyor. Duymama şansı yok. Yani içeriye girdiğiyle etkilenmeme. Şöyle diyeyim, öyle diyeyim de daha. İçeriye resim aldın. İçeriye ses aldın. Koku aldın, tat aldın. Dokun. İçeriye mutlaka etkiler bunlar. Dört tanesini bloke edebiliyor, bir tanesini edemiyormuş. Kesinlikle akıl ona hükmedemiyor. Ediyor mu, edemiyor? Edemiyor. Hepsini deniyoruz, hepsini mağlup oluyoruz. Bizim zaafımızdan da aslında öyle değil yani, sistem öyle değil. Bir tanesini mesela abi. Gördüm bir haramı, yani adam şey yapar ya, iç sisteminde onu değiştirebiliyor, nasıl oluyorsa. Koku mu abi ne? He? Koku mu? Nereden çıkarttın? Çok latif ya belki şey yapar. Kokuya hükmedemiyor. Koku hükmediyor. Ne girerse koku ve akla hükmediyor. Onun için zındıklar parfümle
kokularla sihir yapıyorlar en çok. Allah Allah. Kesinlikle. Ne çok şey biliyormuş ya bunlar. Gerçekten ondan ne kadar çok şey biliyor. Sizin bir dersiniz de var lan aslında. Yeni bir yoldan gidiyorlar. Yeni bir yoldan gidiyorlar. Geçiş yeri oluyor. Ne vardı? Öyle kalmış aklımda da tam net hatırlamıyorum. Farklı yol. Yani o zaman ne biliyor musun? Mesela parfümler mesela niçin çıkan? Değişik. Şöyle diyeyim parfümü. Uyduruk bir adam düşünün. Tipsiz yani. Bir koku sürüyor. Kız ondan kurtulamıyor adamdan. Çünkü korku her kokunun meykeli var. Erva habise veya erva haliye var. Eğer fıtri ise, gül gibi ise erva haliyedir. Melektir. Eğer parfüm ise kimyasaldır. Hiçbirisi erva haliye değildir. Hiçbirisidir. Çünkü alkol kullanılıyor. Yani hiçbirisi mesela bir kadın diyelim ki ayağını diyor Kur'an'da yere vurma. Ne var yani ayakkabı? Ayakkabı. Yani o ayak vurması var ya vurması kendisini şey o ses tonu onun her neyse hissiyatını dışa vuruşudur. O dinleyen erkeklerin dimağına, simağına, kulağına o yani şöyle diyeyim ayak sesi. Senden doktor diyor ki gaytanı ver, tahlil edeceğim. İdrarını ver, tahlil edeceğim. Kanını ver, tahlil edeceğim. Niye? Ben gözde açık olarak sende tanımlayamadığım içsel yapını görmek istiyorum. İç organların sistemini. Ayak sesi de, ayak sesi hissiyatmış. O da kelam gibi abi. Şehrin tamam. Kelam. Oraya yükledi. Oraya kendi hissiyatı mesela. Kehli fel. Hatta başka ayette diyor ki, öyle niçin yürüyorsun, dağı aşamazsın diyor. Yeri de delemezsin diyor. Yürümeye o kadar dikkat ediyor ki Kur'an. Evet. Safa ile Merve. Mesela kibirli kibirli yürüdüğü diyor. Safa ve Merve arasında yürümekten var. Yürümek. Girmek istemiyorum ya Petem. Çünkü çok itiraz ediyorlar. Bunlar... Bülent'e söyleriz abi bu kısmını kesersiniz. Kulak asmayın kameraya. Tamam. kokuyu doğru onu kes diyor ama keçeli kesmiyorlar. Soru almıyorum ki başka yerden kes diyorsun ama kesmiyorlar. Şimdi bir tane saptı olabilir. Ama kesmiş o derse ben baktım. Ben başı almıştı şeyini. O şimdi bak. Orada bize bir şey geçmiş. Bak dağları aşamazsın öyle diyor yürüme diyor. Dağları geçemezsin bak yürüme. Safa ve Merve arasında var. Tavafta var tamam mı? Ordunun karşısına çıktığı zaman yürüyor. Yürüyor. Yani yürüme çok tuhaftır. Mesela askeri törenlerde öyle normal evet. Değil o. Evet abi. Tamam mı? Ben mesela şöyle bakanı, kesinlikle eskiden biraz meşgul oluyordum. Bunlar hep beden dilidir. Allah'a yemin ederim ki bu kalemin böyle durmasında bile tesadüf yoktur. Bunun böyle durmasında. Tesadüf denen bir şey yoktur. Tesadüf Allah'ın iradesi yok demektir. Böyle bir şey de olur mu? Yok. Abi bu meyanda yürüme mi yoksa bu bakışlar mı daha camidir acaba? Şimdi birbirine kıyas edilir mi bilmiyorum ama çünkü o yürümeden ne ben şey evet özür dilerim yani o yürümeden tahayyülümüzle beraber tahayyüle intikal edip nerelere intikal ediyor insanlar o yürümeden? O yürümeyi sesi dönüştürüyor. Fakat içeri girdin mi? Bak içeri resim girdim. Hükmedebiliyorum resme. Mesela şeyde de rüyada da. Rüyada belli. Sese de hükmedebiliyor. Yani tevil edebiliyor. Kokuya dökmedebiliyor. Mesela yemek yerken diyor, İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki, yemek yerken yemek ye diyor, yemek seni yemesin. Yani, ne haber ya?
Ne yaptın ya, ballı gitti falan. Hem yemek yiyorsun hem dünya konuşuyorsun, yemek seni yiyor. Yemek yemiyorsun. Yemek yerken yemek ye. Ya din konuş ya konuşma. Tamam. Şimdi içeriye bak, o yemek yiyor. Ama kokuya akıl hükmedemiyor. Koku olduğu gibi o zaman alınıyor. Yani bu sefer koku parfüme kuvvet vermişler. Bakın değişik değişik. Mesela evlenmek isteyen kokuyu ayrı kullanır. Cinselliğe ben her şeye müsaitim denilen koku ayrıdır. Mesela sinir, asabi vurur kurarım, erkek adamın kokusu ayrıdır. Kadının kokusu ayrıdır, erkeğin kokusu ayrıdır. Peki son cümle olsun, konu değil. Koku o kadar önemli ki haletlere göre kadın ve erkek her an kokumuz değişiyor. Onun için evlisiniz. Aslında eşler arasındaki bağ kokudur. Ben ısınamadım demek kokusu olmadı. Eşleşmedi koku. Bebeklerin, her bir bebeğin, doktoruna sordum. Doktor söylüyor bana, çocuk doktoru. Her bir bebeğin kokusu ayrıdır. Ve diyor ki, istisnasız abi diyor, her bir bebeğin kokusu çok güzeldir. Kendi doktor. Fakat her insan öyle değil. Bazı insanın kokusu... Son dedim ama ikinci son cümle olsun. Koku kişinin ahlakın dişe vuruşudur. Koku kullanacağına ahlakını düzelt. Gerisini doldurmak istemiyorum. AB'siz adam koku kullanmayı bırak, ahlakını düzelt. AB ahlakı ağır insan kokuyu kullanmaya bakma. Bir tanesi dedi ki, hakikaten manyak diyorlar. Ne dedi? Dedi ki 3-4 tane televizyona giriyor. Abi diyor, televizyon yönetimi bana dedi ki makyaj yapmamız lazım diyor, erkek. Abi diyor, makyaj yani müsaadesi var mı? Ya dedi, niçin yapıyorsun dedi, ne yapacaksın? Bak şimdi. O net soruyor, cevaba bak şimdi. Ya güzel gözüksün diye. Güzel gözükmek istiyorsan teheccüd namazı. O parfümü kullan, kokuyu kullan. Güzel olmak istiyorsan teheccüd. Öyle çirkin insan var, öyle çirkin kız var ki bir koku sürünüyor, arkasına seni köpek gibi tasma yapıyor. Evet, köpeğin tasması neyse koku odur. Ama bu sebeplerin kokular o zaman hep çeşit çeşit, binler çeşitler. Yoksa güzel koku güzeldi, herkes aynı kokuyu sürer. Ama çeşit çeşit. Peki, Allah Resulü'nün için dediler gül kokar. Bir ara koku hakkında bir defterim var ya benim, koku hakkında. Koku dersi yaptık mı abi biz? Bilmiyorum, yapmışız. Derslerde konuş... Belki yaptım bir yerde de ama kayıt olmamıştı. Kısa kısa konuştuk. Anadolu'da vesaire. Kokuyu kullanmıyoruz. Herhalde bir doktorların grubunda yaptım. Misk sürünmek nasıl? Misk öyle. Mesela bana çok şey ağır geliyor. Şimdi usta toprak kokusu sürerdi. Ne diyorlar? Tefarik. Tam bir kabir ya. Of. Tabii ya, içine sokuyor. Koku seni içine sokar. Neyin? Nerenin ifadesi ise. Koku nedir? Onun içine giriyorsun. Aklın giriyor. Başka hiçbir şansı yok. Hadi bakalım. Nereden girdin be kardeşim? Millet haklı. Ne dağıtıyorsun? Çok haklı. Ben de şirketçiyim. Ayak sesinden geldik bile herhalde. Ayak sesinden yani çok şey. Demek tesadüf yok değil mi? Yok abi. He? Yok abi. Boşlukları dolduruyoruz abi. Yani. Tahayyüle gelen... Yani şey... Hayaline gelen sorulara da cevap vermiş oluyoruz konuşurken. Bak yürürken... Bak yürürken... Ali, konuyu kapatsın. Burayı oraya... Oraları... Buraya dönüştüren berzahtır vahiy. Burayı oraya, oraları vahiy, buraya dönüştüren berzahtır. Burayı oraya, misal, burayı oraya, misal, İbrahim aleyhisselam, Yunus aleyhisselam, Eyüp ve Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam gibi peygamberlerin duaları, münacatları, Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselama ayet olarak döndüğü gibi. Şimdi bak,
vahiy oraların burada buraya gönderilmesi değil midir? Evet abi. Vahiy o değil mi? Oralar buraya intikal etti. Allah canibinden beşeri geldi. Peki Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İbrahim, Musa vesaire, bunlar dua etmedi mi? Bazı peygamberlerin duası bize ayet olarak geldi. Lef-i Mahfuz'da dönüştürüldü diyorsun. Lef-i Mahfuz'da dönüştürüldü. İçine o kelam o kadar ruhani, o kadar içten, o kadar içten söylemiş ki o dua gidiyor. Lef-i Mahfuz'da içerisine ilim, irade, kudretle hakikati değiştiriliyor. Sureti aynı. Sureti aynı. Kelam sıfatına dönüştürerek ayet oluyor. Aslında ayet değildi. Mesela Bismillahirrahmanirrahim ve Mursa inne Rabbille gafurur rahim. Nuh Aleyhisselam'ın ayeti. Mesela Musa Aleyhisselam ayeti. Yusuf Aleyhisselam bir nefis alakalı bir şey söyledi değil mi? 28. lemada. Nefse emare itimat. Nefse emare itimat edilmez. İnne nefse emare itimat bir su illa ma rahime rabbi. İnne nefse emare itimat bir su illa ma rahime rabbi. O da Yusuf Aleyhisselam. Öyle değil mi kardeş? Mesela la hubu la filin. İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Münacatı yani. Dua değil. Mesela belkisin. Peki nasıl oluyor? Burası orası oluyor. Ona örnek verdim. Burası orası olmuş. Burada söylenen sanki oradan söylenmiş buraya. Evet. Buradan oraya söylenen evet. Sanki oradan hı. Buraya söylenmiş. Aynı anda. Ya Rabbi. Ya Rabbi diyor peygamber. Buradan oraya söylenmiş. Ama oradan buraya söyleniyor o söz bize. Dima böyle çok enteresan oluyor abi. Bunu Dima, yapıyor işte. Dima bunu yapıyor. Gaybı şehadete, şehadeti gayba. Gaybı şehadete, şehadeti gayb yapıyor. Tuhaf değil mi? Bu Dima ha? Şambu. O zaman şöyle diyeceksin. Burayı orayı, burayı ora, orayı buraya yapan bir kavşaktır. Dönüşümdür. Dima. Abi... Sen buradan oraya hitap ederken oradan buraya hitap ediliyor. O zaman neredesin sen? Hem oradasın hem. Ora bura kalkıyor. Evet gafur. Evet tamam anladım onu. Anladım. Hitap oturuyor. Yani bu Risale-i Nur abi bizim acayipte iyidir. Çünkü ben normal tarikat ehli birisiyle görüştüm. Hep bahsetti. Hep gayb. Gayb. Hep bir perde koymuş, bir türlü kaldırmıyor o perdeyi. Yani bizim şey Dima mi? Nasıl olduysa bu Risale-i Nur'la oldu böyle işte. Kabahat bizim değil abi. Söyleyelim. Arşif ferşe bağlar diyor ya abi. Arşif ferşe bağlıyor. Arş ayrıydı. Kur'an ya. Arşif ferşe bağlar. Arş ayrıydı, ferş ayrıydı. Bunlar ayrıydı. Bunların ikisini bağlayınca ne oldu o zaman ikisi? İkizmiş bunlar zaten abi. İkiz ya. İkiz mi? Kur'an'la insan ikizi onu mu kastediyorsun? Yok abi semayla arz ikizdir diyor. Semayla arz ikizdir. O zaman yani ikisi ayrı ayrıydı. İkisi bağlanınca ne oldu bu sefer? Bismillahirrahmanirrahim. Aynı şey de mi kaldı? Aynı şey. Ben hiçbir şey anlamadım. Sema ile arz... Rahatsızın arasında kaldım. Arşla ferş, aynı arşı gibi. Ferşe bağlar diyor. Kur'an. Şeyle mesela Bismillah diyor, arşı ferşe bağlar diyor. Bağlar he. Arş vardı, ferş vardı. Ayrıydı bunlar. İkisi evet. Ayrıydı. Bağladı. İkisini bağladı. Bağladı da ne oldu? Allah'a ekber oldu işte. İkisi arşla ferşte, arşla ferş olmaktan çıktı o zaman ikisi de. He. Evet doğru. Başka bir şey oldular. Ne oldular? Düşündün mü şey? Ben bilmiyorum, hatırıma gelmiyor. İşte Allah hayat oluyor Allah, abi işte. Allah hayat. Allah hayat mı? Ne oluyor abi? Dima Kemal değil mi? Dima midir? Nereye koydun? Orada. Dima, Mima hepsi. Dima şey ya. Arş ya. Ferş yer. Yok. Bak kardeşim. Bir kere şu, bu derse katılanlar şunu yıkması lazım kafasında. Ben bir dakika dur. En cami en kesif olandır. Buna evet. İnanacaksın.
Temel bilgi. İşte o yüzden peygamberlere gelen vahiy tahayyüle gelmiştir. Bak hocam, kalp da latif, dimağ. Kalp latif abi. Daha kesik dimağdır. Dimağ kesik. Onun için ayet oraya geldi, kalbe gelmedi. Dimağ tabi zaten alim şahide bakan tarafıydı, daha kavşak o. Evet. Yani kalbin şeyi ya, biliyorsunuz kalbin iki ayağı var. Dimağ da kalbe ait, vicdan da kalbe ait. Peki devam edeyim. Levh-i mahfuz. Söyle abi Yasin bir şey söyle. Yok tamam. Tamam söyle, devam edelim abi. Tamam. Levh-i mahfuz tefarik. Levh-i mahfuz ta. Levh-i mahfuz bazen böyle suçu lisan yapıyorum. Affedin yani. Levh-i mahfuz teleferik atlaması gibi. Teleferik biliyor musunuz? Böyle Karadeniz'de var. Şurada bir tepe. Burası köy veya işte yol. Buradan buraya tel atarlar. Buraya yük koyarlar vagona. Burada iner. Fakat bazen buralarda bir tepe olur. Ortada. Yani engel olur daha yani. Gerçi bunun kadar yüksek değil ama gene zarar veriyor ona. Buraya da bir tane atlatma koyarlar. Gelir buraya. Burada bir atlatma, bir nefes alır. Bir yolunu yeniden kurar bundan sonra. Buradan böyle de olabilir. Bak, buradan böyle yapamazsınız. Çünkü, bak şimdi, şurada adamın, şurada köy var. Öyle insanlar var ki bizden, havandan teleferik geçirme diyor. Topraktan. Şu toprak. Adam tarlası. Benim havamdan geçirme diyor. Teleferik geçirme. Yedi kat sema, yedi kat arz benimdir diyor. İşte Allah bunlara diyor işte, öyle yürüme, daha aşamazsın. Ne yapıyor bu laz böyle, bu demişse, bu laz da bir şey yapmıştı. Şimdi bu buraya gelecek, bunu direkt yaparsan adamın tarlası var. Bu sefer buraya bir tane atlatma koyuyor şuraya. Şu buraya geliyor. Buradan tekrar yol alıyor böyle. Yani bir sebebe intikal ediyor. Hı. Bunu anlattım, niçin anlattım? Levh-i mahfuz teleferik atlatması gibi. Kur'an ile önce oraya, badehu insanın dimağına sonra geliyor. İnsanın dimağından çıkan dua, peygamber, la uhubul afilin, dimağından çıktı. Teleferik gibi. Hı hı. Tamam. Ondan sonra Kur'an'ın içine nasıl girdi bu? Dima, atlatma gibi. Yani bunu böyle yapıyor. Yani istersen de geri döndürebilirsin. Bir atlatma koyduk buraya, bir atlatma da koy oradan buraya. Bir atlatma da koy böyle. Divan şu yedi tane atlatma ile giden aslında geldi. Bir daha, Levh-i mahfuz teleferik atlatması gibi Kur'an ile önce oraya bak. Kur'an ile önce buraya. Tamam mı abi? Evet abi. Onlara da ayet geldi de. Kur'an manası geldi de. Kur'an o zamandaki sıfı geldi mi kardeşim Musa Aleyhisselam'a? Tevrat'a gelmedi mi? Geldi. Ha. Kur'an ile ilk önce dimağa geldi mi? Bu dima badehu insanın dimağında da bu Musa Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'ın sıfı burada anafor oldu. Sureti değişti. Hakikati da değişti. Esma. Burada suret değil. Hakikati da değişti. Elini kaldırdı. Dua etti. O kadar oraya orası olmuş, oraya uygun bir ruh ki bu ruhun söylediği, buradan söylediği sanki oradan Allah söylemiş gibi oldu ki ayet oldu bu münacat. Anlatabildim. İşin buraya bağlanacağını bilseydim ben daha iyi dinlerdim. Vallahi bunu ben bir daha anlatsanız. Tamam bak şimdi. İnsan o kadar fenai mutlak oluyor ki fenai ve kabilla fena filla. Başka bir şeydir, tamam mı? Şimdi
şeye insan peygambere dimana Kur'an indi mi? Veya suf. Tevrat indi mi? Zebur indi mi? İndi. Bu dima iksirledi mi? İksirledi. İnşa etti mi? Dönüştürdü mü? Allah fırıldak gibi dima birbirine girmiş. Bu bütünsel elimi kaldırttı mı? Bu gelenler beni bir daha gelen Kur'an, Tevrat, Zebur aklımı iksirleyip inşa etti mi? İksirlenip inşa olan akıl kalbi mayalayarak ihya ediyor. Bu sefer bu dönüyor, iman oluyor burada. Burada itikattı. Dönüyor, bu kalpteki ihya olan, mayalanıp ihya olan iman ziyası dima tekrar geri geliyor. Dima'da bu iman ziyası nura dönüşüyor. Ondan sonra bu akıl kalp bütünlüğüyle elini kaldırıyor. La uhubbul afilin. Bu beşer kelamdır. İbrahim Aleyhisselam söyledi. Bu ruh o kadar fena-i mutlak, o kadar fena olmuş ki bu ruhtan çıkan la uhubbul afilin Muhammed ümmetine ayet olmuş. Yani bu ruh o kadar fena olmuş ki aynı olmuş. Bu aynede seçerek kelimeyi dikkat ediyorum. Allah taayyum ve teşahhus etmiş. Ayet Allah'ın kelamıdır. İbrahim dedi ama bu ruhta Allah taayyum ve teşahhus edince bu ruh aynasındaki güneş, bir güneş var. Bir de ruh var. Yani ayna var. Bu güneş bu aynaya vurunca bu ayna o değil. Ne aynı ne gayrıdır. Ondandır. Haşa o değil. O kadar fenayı mutlaka mazar olmuş bir ruh ki bu ruhtan çıkan sanki önceden Allah o ruhu konuşturmuş. Konuşturmuş. Oradan çıkan ses yani la uhubul afilin beşeri kelam tekrar lef-i mahfuza gidiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından çıktı. Ağzından doğurdu. Gitti. Allah lef-i mahfuzda la uhubul afilin ayetini aldı içine koydu. Usta diyor ki ayet canlı ve ruhludur. Bana dedi ki diyor ayet. Hasbunallah. Bana dedi ki. Sonra o ayetin içerisine Allah ilim, irade, kudretiyle yapısını değiştirdi. Ve oldu ayet. Beşeri kelam ayet oldu. Sonra tekrar oradan buraya yönlendirildi. Oraya gitti ama tekrar buraya geldi. Ne yaptı? Teleferik gibi. Yani uyduya ben radyoyu, buradaki sesi gönderdim. Şu anda canlı yapılsa Finlandiya'dan seyretmeyecekler mi dersin? Evet. İlk önce oraya gönderdi. Niye gönderdin? Böyle gönderemediğim için. O zaman söyleyebilir miyim? Şimdi vahiy bitti mi abi? Bitmedi. Peki bitmediyse Hasan abi, şimdi bir kavim ve bir kötülük. Bir kitap geliyor, bir peygamber geliyor. Bir kavim, bir kötülük. Bir peygamber geliyor ve o peygamberlerin duası son peygamber, son peygambere gelen kitapta, Kur'an'da hepsi yer aldı, var oldu değil mi abi? Şimdi bütün bu kötülükler cem olmuş, zamanımızda yaşanmış. Yaşanıyor. Ve Bediüzzaman diye bir zat çıkmış. Tamir edecek bu. Tamir edecek bunu. Nasıl? Şimdi nasıl edecek ve onun duası nereye gidecek? Şimdi o vahiyi alıyor, onun duası aslında vahiy oluyor. Değil. Şöyle, nasıl oluyor abi orada? O itikada dokunursun, vahiy demeyeceksin. Şu, mesela Lut kavminin helak olmasına sebep olan fiil şimdi var.
Ama o kavmi o adetten kurtarmak için peygamber lazımdı. O peygamber de hangi silahı kullandı, hangi yöntemi? İsmi Azam, bir ismi Azam. Lut aleyhisselam mazar oldu isim. Tamam. Şimdi illa Allah o ismi Azam'a mazar etmek için peygamber şart değil. Bir ağaca da tecelli ettirir o ismayı. O ismi Azam'ı gitti, asıl imamına tecelli ettirdi. Çünkü asıl imamı peygamberlerin unvanıdır. Peygamber değiller, haşa. Fakat peygamberlik unvanı, mesela siz de peygamberlik unvanına girebiliriz. Peygamberin en büyük iki mucizesi var. Peygamberin iki tane vası var, iki tane. Bir, tebliğ etme özelliğinleri var. Böyle bir lüksleri yok susmaya. Ne o pahasına olursa olsun tebliğ ederler. Değil mi? Üç, onu korkusuzca yaşarlar. Bir nur talebesi köy gittiği zaman tebliğ etmiyor mu? Tarikatçı da gidiyor tebliğ ediyor. O anda peygamberin risalet unvanına giriyor. Risalet bir unvan. Tebliğ ettiğin zaman onun hakikatine giriyorsun. O zaman sanki sen Resulsun gibi oluyor. Yani ben şunu biraz anlatmak istemiştim Hasan abi. Yani tamam, o ismi azamlara mazhar oluyor. Bu zat, mesela bahsediyoruz. Bu arada Bediüzzaman'ın hiç mi elini açıp duası olmadı? Yani o dua hiç mi gidip bir yerde dönüşmedi abi? Şimdi dua gidiyor, uyduya, iniyor, Ali'yi değiştiriyor. Peki, İbrahim konuşuyor, İbrahim konuşuyor, iniyor, ayet oluyor. Bediüzzaman, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Gazali Hazretleri, Muhyiddin Abi Hazretleri, dua ediyor, tamam mı? Dua ediyor ama seni değiştiriyor. Dua. Peki devam edeyim. Bu biraz daha şey değil fakat daha gitmek istemiyorum. Santral. Şey, teleferik. Suretin sirete. Suretin. Osman'ım dinliyor mu? Bak. Suretin. Suretin sirete. Suretin. Sirete. Siretin de. Siretin de. Sürete. Dönüştürüldüğü berzahtır dima. Hiç. Yok, bunları okudum, hiçbirisi duymamış. Yani ben bahsetmedim demek istiyorum. Bir daha okur musunuz abi burayı? Suretin. Suretin. Sirete. Sirete. Siretin. Sürete. Dönüştürüldüğü berzahtır dima. Mesnevi Nuri 212'de. He. Şimdi paragraf var abi, diyor ki 212'de. Zannediyorum 212 doğru yazdıysam. Hı. Her şey sağır adam gibi kendi kelamını anlar. Her şey, bütün mevcudat sağır adam gibi kendi kelamını anlar. İnsan ise bütün mevcudatın lisanlarıyla tekellüm ettikleri Esma-i Hüsna delillerini fehmeder. Hı. Yani İnsan bütün mevcudatın lisanlarıyla tekellüm ettikleri ayeti dima vasıtasıyla fehmine dönüştürür, kendine mal eder. Onu tamamlamak için söyledim. Evet, doğru. Ya, hayvanların dima olmadığından kalpteki imanları sağlam. İman kalptedir, herkeste var. Ama insanda şöyle bir şey var. Efendim okuyun. İnsanda şöyle bir şey var. Dimadaki itikat olmasa insandaki kalbindeki iman onaylanmıyor. Onun için delilerin, çocukların, hayvanların, sırların imanı var. Devam edeyim. Dima cep gibi. Cep. Dima güneş gibi.
ziyası gibi ihatalı bir ilmim. Bak, dima güneş gibi kabul et. Ziyası gibi ihatalı ilmim, harareti gibi şumulu bir kudretim ve ziyasındaki yedi renk gibi muhit duygular. Dima böyle bir özelliği. Güneş gibi düşünün. Düşününce düşündünüz mü? Şimdi bak söylüyorum. Ustam diyor ki güneşe, ziya, güneşte ziya var. Ziya. Ziya nereye işarettir? Ziya ile ilme işarettir. Ziya gibi ihatalı bir ilmim. Çünkü yedi tane renk var ziyada. Ondandır ki ilim canlıdır, ruhludur. Yani donmuş melektir yani ilim. Harareti de güneşin harareti şumurlu bir kudretimdir. Dima. Kudret o şey var ya şey. Mesela geliyorsun mermer kıracaksın. Tamam. Mermer kıracaksın. Kolun salsın. Yak diyor. Elin kırılıyor. Şimdi konsantre oluyorsun. Tefekkür ediyorsun bunu. Vur. Bu sıra bunu kırıyorsun. Bu güç neredeydi? Böylelikle buldum yeni. Yeni bulduğum bir şey. Doğru ve yanlış. Bu konsantre ederek o güç neredeydi? Yoktu. Konsantre olarak veya işte şehveti bir şey düşünüyorsun veya birisinin onun kuracağım kafasını nasıl dedi falan. Vücut değişiyor mu? Değişmiyor. Bu enerji bak beni bile değiştirdi. Ya, misal için yaptığım şeyi bile değiştiriyor. Peki düşündüğün şeysin ya. Konsantre oluyorsun kafan. Bunu kırıyor. Güçlendik mi güçlenmedik mi? Güçsüzdük. Düşünerek güçlenmedin. Bu güç neredeydi? Dima'daydı. Dima'da. Çünkü dima kuvaların cemidir. Kuvadır. Kuvvetlerin cemidir. Kuva, kuvvetlerin cemi. Meleklerin yuvası mı? Yani enerjiyi kokuya, sese, dokunmaya veya sesleri, suretleri, dokunmaları, tatları enerjiye dönüştürüyor dima. Sözler 543 müydü? Not ettik ya köşesine. Bursa mısın? Suretlerin teayyüm ve teşahhus. Paragrafı tam hatırlayamıyorum da ben bulamıştım. Osman. Evet. Daha hiç buna girme. Şunu bir bitirmesi. Tamam bitirme abi. Ne okur musun? Bir dakika. Bir kere gidiyor mu? Öyleyse. Şimdi sen onu bulana kadar anladık mı arkadaşlar? Bu güç neredeydi? Hep merak ederdi. Çünkü kuvveyi kavagadabiye. Kuvve-i şehebiye, kuvve-i akliye, kuvve-i müfekkire, kuvve-i akliye. Meğer bu sistem var ya şu. Burada ilim var ama tasdik ilim değil. Sistem, sistem tasdik. İlim orada bulunan sıfat. Yani takul. Akıl değil. Sistemin adı. Orada akıl var. İzan da var. Şey de var. Düşünce şey var. Tefekkür var. Deha var. Zekavet var. Hepsi burada zaten. Yani böyle insanın gördüğünü, bak iyi dinle. Gördüğünü, duyduğunu, kokladığını, tadadığını, dokunduğunu içeride enerjiye dönüştürülüyor. Enerjiye dönüşüyor. Peki, tamam. Bir de düşünüyorum sana. Çok fena kızmıştım. 7 sene önce böyle demiştim. 5 sene önce demiştim. Ben gaza geliyorum, güçleniyorum. Bu güç acayip. Biraz önce güçsüzdüm. Bu olmayan güç nereden çıktı? Dima'da. Ve o sistemle, o aktif olan sistemle görüntüm de değişiyor, bakışım, kulağım da değişiyor, bazen de duymuyorum seni.
Sinirlendiğiniz zaman gözler görmüyor. Hiç görmüyor. Göz de değişiyor. Kardeş, biz ders yapmıyorsa kendimizi röntgenliyoruz. Kendimizi kendimizle zevk ediyoruz. Abi öyle öyle feci ki, hani şöyle şurada bir damar mı dedi, bir şey vardır da oraya vurdukları zaman doktorlar çekişte ayak birden atar ya sistem dışı. Şimdi siz bakın bu kadar tespit etmişsiniz ya, o çekici bir bulsanız da o dimağı şöyle vurmayı bir becerebilseniz abi var ya. O kuvvet bir ortaya çıksa var ya abi. Ne iş yapalım? Peygamberlerde var. Bir şey yapıyor, bir an bir adet olay mı? Teselli bir anında bu galiba. Yani belki de şeyi çıkartıyor, bir gücü çıkartıyor. Mesela ya. Bak, zan kalktıkça Rab değişiyor. Biz hep zanlar arkasında, birileri bize giydirdi elbise, Allah ile korkuttu, tehdit etti, para istedi, Allah ile istedi, namaz kıldırtacak, Allah cehennemle tehdit etti. Ve anne baba bize zulmedecek, tam ya zulmedecek. Anne baba Allah'ı kullandı, gene giden Allah'ı kullandı. Adam ihtilal yapacak, dini Allah'ı kullandı. Siyaset yapacak Allah'a kullandı. Ya. Mesela içi böyle gafurum içeri girdikçe böyle, yani bu ders yapmıyoruz dedim değil mi Osman? Belki siz, niye biliyor musun? Bak insanoğlunun en büyük zaafı, en büyük vartası, en büyük yanlışı bu asırda nedir? Kendisi kendisinden kaçıyor. Kendisi kendisini sevmiyor. Kendisi kendisiyle barışık değil, kavgalı. Sana soruyorum. Sen kendinle kavgalıysan benimle barışık nasıl yaşayacaksın? En ufak bir şey söylüyorsan ayrılarım diyor. Koşarım diyor. Veya en ufak şeyden tamam git diyor, işine bak diyor. Daha işim yok diyor, seni hizmet etmem diyor. Rus uçağıyla, Amerikan uçağıyla bombalar yağıyor, ölüyor, gene ittifak etmiyor. İttifak etsek kurtulacağız ikimiz. İkimiz de ölüyoruz, ittifak etmiyoruz. Tamam. Yani seni bekleyen Allah senin zannettiğin Rab değil. Çok tamam düştü. Senin zannımızı bilmeyeceğiz yani biz zannettiğimiz Rab yani zannımıza göre bir Rab bulacağız ama hiçbir zaman bitmeyecek. Değil. Ama Osman'ım burada şunu kastediyorum. Bu derslerle kendimizle tanışıyoruz. Kendimizle yaşıyoruz. Ne derler diye yaşamıyoruz. Ne derler mesela namaz kılacaksın havalimanında. Ne derler diye yapmıyorsun bak. Ne kadar içeriye geçtikçe hemen kılıyorsun. Bak kendine zevk almaya başlıyorsun. Başka zevk aramıyorsun yani. Milleti mesela zannettiği bazı zevk sebepleri senin aleminde hiç o yok. Mesela bu derste kendinle kendine zevk alıyorsun. Kendinle kendini keşfediyorsun. Kendin kendinde yaşıyorsun. Mesela içeri girdin mi? Mesela dışarıda kıyamet kopuyor. Deniz dalgalı, kıyamet kopuyor. Gemiler batırıyor. Limana giriyoruz. Enfos'a geçtikten sonra ne orada parti var, ne para var, ne kadın var, ne erkek var. Ne gitti, ne geldi. Böyle. Yani bu hayal değil. Ne bileyim, düşünce de değil. Bir şey yani. Buna enfus diyoruz ama geçebiliyorsan geçtiğin kadar rahatsın. Ama cümlem şu, seni bekleyen Allah senin zannettiğin Rab değil. Enfus sıfırda mı başlıyor? Seyahatiniz de size ne etkiledi abi? İki gündür. Abi ben de bir şey söyleyeceğim. İki gün. Yani dün de aynı mevzular şey yaptınız böyle bir hissi, hissi yapıyorsunuz biraz da. Yani çok değişikmiş vallahi. Beni bekleyen Allah benim zannettiğim Rabbim değilmiş. Abi onun için tahayyül verilmiş. Burayı bitirmek için. Buranın sığlaşıp Allah'a kadar gitmek için tahayyül sistemi üzerinden gidebileceğiz. Biz buzu buz buldukça suya geçemeyiz. Buza sürekli diyeceğiz, biliriz ki bu sudur.
Ama suya geçince buzu eritmeye gerek yok. Bu suya geçtin mi buz da var. Dersin ki onun hakkı hayatı buzdur. Ama su. Suda bulunanlar vardı gördüm. Baktım ki H2O'ya geçmek istediler. H2O'ya geçiyorsun. Baktım ki hidrojen oksijen enerjiye dönüşmek isteyenler var. Bitmiyor. Enerjide olanları gördüm. Maddi hayata esire. Esirde maddi hayata, maddi hayattan aynı hayata. Ondan sonra zatlara ve cevherlere geçiyorlar. Ama buradalar biliyor musun? Çok tuhaf. Beraberleriz. Ama buradalar. Hep iç içe. Hep iç içe. Aynı şey. Mesela buzda su nasıl var? Suda da H2O öyle var. H2O'da enerji orada öyle var. Esirde öyle var. Aynı yerde. Mesela çocuk sordu 13 yaşında. Hasan abi dedi. Allah nerede? Şimdi ne yapıyor? Bedeninde ruh neredeyse Allah da ruhunda öyle. Anladın mı? Anladım. Güldeki içi koku gibi. Peki Allah şu anda ne yapıyor? Sana onu sordurtuyor. Bana da bunu söylettiriyor. Allah kadar lezzetli hiçbir şey yoktur. O esmanı 70 bin perdeden geçmiş, lezzetleri lezzet diyoruz, aldanıyoruz. Peki, son cümle olsun da namaz kılalım. Dimada meratibili muhtelifedir. Muhtebisedir. Karıştırılıyor. Nerede? Dimada. Dimada, biliyor musun? İlim canlı ve ruhlu ve şuurlu değil miydi? Yani, onu bulabilseydim... İlim hakkında çok acayip bir şey demiştik ya. Yazdım işte dün akşam. Acayip bir şey. İsa, su, güvenilir. Güvenilir Rahman'ı anlamak için ilim var. Şöyle bir şey demişim. Güvenilir Rahman'ı anlamak üç ilim var. Şey diyor Muhyiddin Arabi, vahiy, ilham, feraset. Kaynağını buradan, bak, kaynağını buradan almayan her bir düşünce, vehmi ve hayali kaynaklı olduğundan sahibin her daim acabalara sokar. Kaynağını vahiy, ilham ve ferasetten almayan her bir düşünce, düşünce vehmi ve hayali kaynaklı olduğundan kaynağını vahiy, ilham, ferasetten almayan her bir düşünce vehim hayali kaynaklı olduğundan daima sahibini bizi acabalarda mahkum eder. Tevhid hakkın kulun vücuduna haşa hulul değildir. Hulul değildir. Belki senin mevhum var zannettiğin vücudundan yok olmandır. Bir daha. Tevhid, tanımlama. Tevhid nedir? Dün akşam meşgul oldum. Hakkın kulun vücuduna haşa hulul değildir. Hulul. Allah içimize girdi. İran itikadı budur. Şia, Allah insana hulul etti. Onun için ayetullahlar Tanrı'nın görüntüleridir. O ne diyorlarsa ayettir. Kim cehennemlik diyorsa o kesinlikle cehennemliktir. Kim cennetlikse o cennetliktir. Şia inancıdır. Hristiyanlar bir değişiğidir. Papazlar gibi. Cenneti sattılar ya. Bak, tevhid, hakkın kulun vücuduna haşa, hululu değildir. Ya belki tevhid senin mevhum var zannettiğin vücudundan yok olmandır.
var zannettiğim vücudumdan yok olmaktır. Sahibine terk etmek. İlahi vahiy, insan ve hayvan bütün yaratıklarına yönelik hitap şekillerinden birisidir. İlahi vahiy. İnsan ve hayvan bütün yaratıklarına yönelik hitap şekillerindendir. Divan'a nasıl bağladınız abi? Niye yazdınız onu? Bu yapıyor işte. Ha öyle değil. Bu yapıyor. Bu tevhidi dima yapıyor. Kalp yapmıyor bunu. Dima'nın işi bu. Ya imanın işi gibi geliyor tevhid aslında. Yani o bundan sonra çıkıyor. Tevhid olması için tefrik etmesi lazım. Tefrik zannediyorum taakkulle alakalı bir sistem imanın içinde. Yani, çünkü fehim var ya abi, fehim. Şimdi imanı fehim süzgeci. Bak şimdi. Bu içeriye girdi. Hani ayırt edebilme. Şey de var ya. Bağ içeriye girdi mi? İman. İman girdi kalp. İman oldu mu? Kalpten ziya çıktı mı? Dima. Dima bu sefer tevhidliyor. Ha, o zaman dimanın ikinci tarafı yani. Tabii. İlk yani girip çıktıktan sonraki kısmı. İmanın ziyasıyla beslenmiş. İlk değil. Şeyidir. Diyelim. Tabii. Yani imanın ziyasıyla dimanın durumu. Kalpten... O zaman oluyor yani. Çünkü imanın ziyasıyla dima, evet. Tevhidi, tevhidleştiren dima. Başka? Şeytanlar sizinle mücadele etsinler diye dostlarına vahyederler. Musa'nın annesine onu emzir diye vahyettik. Her semaya emrini vahyetmiştir. Bilmediği şeyi öğrenen ilham almış demektir. Bu hususidir. Vahiy geneldir. Vahiy akıl üstüdür, ilham akılları seviyesindedir. Nasıl abi? Şu ilhamı biz biraz daha açsak abi ya. Nasıl anlayabiliriz? Yani ilhamı böyle basite indiriyorlar. Mesela bilmem şu... İlham akıl almaz. Kalp alır. Allah. Latife insanı ile alakalıdır. Melekler kalbe üfler, ilham olur. Şeytan kalbe üfler, vesvese olur. Abi mesela Risale-i Nur'u biz okuyoruz. Her zaman okuduğumuz yer, bugün okuduğumda görmediğim bir şey şu diyor, çok daha farklı anlıyorum. Bu bir manada ilham mıdır acaba? İlham. Mesela ilham nedir? Senin bilgin değildir. Senin bilgin değil. Ne diyorsun? Geldi diyorsun. Yoktu zaten. Yoktu ki. Adam şarkı türkü yazıyor mesela. Şiir, evet. Yazıyor. Bu nasıl olacak? Şimdi bu ilahi ilham değil. İlahi ilham kalbe aittir. Dimağdaki, tasavvurdaki bilgiyle malumat yoğrulmasından ortaya çıkan o düşüncelerdeki bilgi aktarımları, bilgi çağrışımları, ona da ilham denmiş ama aslında şeytanın veya cinlerin konuşmasıdır seninle. Allah'ın konuşması değil o. Ora karışık yani. He, yani şu. Yine şeytanların yardımcılarına vahyettim. Abi girmeyelim. Abi girmeyelim. Zaten dersin sonu. Ama onu geçtim. Bu şeytim deyince o ben bir sistemdi ya. Allah öyle bir daha düşünmesin. Abi bu sağdaki... Sistem oldu, yeni duydum. Ne oldumsa oldum. Bir dakika, neredeydik? Bak, dur. Şimdi bak, kalem nerede? Kalem nerede? Şurada bak. Şimdi senin sorun çok önemliydi. Bak. Şuraya Latife İnsani var. Latife-i İnsani. Tamam mı abi? Buraya melek İlham ediyor. İlahi ilham. He. Tamam. Yani vahyin zımnı. Tamam. Mesela vahyin üniversite diploması. Hı hı. İçindeki lise. Hı. Tamam. Diploması. Buraya da adam vesvese atıyordu. Şimdi şarkı türküler ise
şuraya, şu tahayyül tasavvura şeytan şetimle müdahale edebiliyor. Şetim. Şet. Nefsi emmare. Emmare. Cin. Cinni ve insi şeytanlar. Şeytanlar. Şuraya müdahale edebiliyor. Şu bölüme. Bu bölüme müdahale etmekten bilgi, malumat, düşünce yorulmasından bu cinlerin ve şeytanların konuşmasıdır o şarkı türkü ilham dedikleri şey. Öfürüyor, cinler öfürüyor. Ona ilham zannediyor. Şeytan öfürüyor, ilham zannediyor. İlham burada. O şeytanlar seninle konuşuyor. Öyle dedi. O zaman vesvese ilham zıt birbirine. Yani ilhamın zıttı vesvese. Tabii 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 tabii. Öyle oluyor yani. Orada. Tabii tabii bunun kesin bu şeydir. Açık ifadedir Mesnevi'de. Bunlar bu zıttır. Yani aynı şeydeler. Biri bir taraftan, biri bir taraftan. Tabii ki söylenir. Evet. Doğru. Sarı ifade var öyle. Sarı ifade. Melek, şeytan zıt olduğu gibi vesvese ile ilham da zıttır. Zıt ya, melek şeytanla zıt değil mi? Ha, onların da silahlar böyle. Ya o şarkı türküler ya bundan çıkıyor, ya nefse mahreden çıkıyor, ya insi ve cinli şeytanlardan üflüyor diyor ustad. Üflüyor, onlar oynuyor diyor. İnsan gibi konuşuyor ama insan gibi. İnsan gibi konuşuyor. Cinler de. Şarkı türkü malumat da çıkıyor, onlar çok dinlemek için. Sıf değil, sıf o değil. Bilgi. Bilgi, malumat. Malumat. Düşüncelerinden ilham da terklerle geliyor. Bu ilham da terklerle geliyor. Yani çok çok şarkı dinleyince adam şarkı yazar. Bu farzları terk etmeyle geliyor. Hı hı. Allah Allah. Bu da terktir. Abi siz dün akşam derste dediniz ki birisi babasının ağzını kapatmış ve dediniz bunu bana şeytan söyledi. Siz bu yolculukta atlattınız o namazını, ne yaptınız? Şimdi bak, şöyle diyeyim. Şeytan, çeşet, nefs emmare, insi ve cinni şeytanlar bizde ne zaman aktif? Aktif oluyor? Farzları terk edince. Farzları terk edince. Bundan aktif olur. Bu da terkte geliyor. İlham ise, yani şu şeyin ilham, haramları terkten geliyor. Birisi farzları terk etmekten geliyor. Evet, güzel. Birisi farzda haramları, birisi haramları terkten geliyor. Birinde melekler. Şöyle yazalım. Cinler terk etmek, biri haram terk etmek. Şöyle yapayım. Birinde melekler gidiyor, birinde cinler gidiyor. Zahir olsun, yaratan oluyor şimdi. Harika, sen de güzel. İkinci ders başladı. Yeni sayfa açtık. Birinde cinler gidiyor abi, birinde melekler gidiyor. Bak. Şeytan da vesvese, şetm. Bir, iki, nefsi emmareden, üç, insi ve cinni şeytanlardan, farzları terk far oldu. Tarla mı dedim? Far oldu yani. Evet. Z eksik. Farzları terk etmekten aktif oluyorlar. Abi namaz kılmayan ilham beklemesin. Bitti, bu kadar basit. O ona gelenler ilham değil, konuşmaktır. Bunların konuşmasıdır. Onların üflemesi. 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 Evet. Şöyle aktif olup oluyorlar. Sana üflüyorlar.
Telkin gibi oluyor sanki abi. Yollar ve seni sihirliyorlar. Melekler Allah Celle'nin melekler Allah Celle Celaluhu. Oğlum bu tarafı yazalım. Yana yazalım abi. Yazalım mı abi onu? He? Yana yazalım abi. Şeytanın altı. Şuraya mı? Evet abi. Vicdanı kabul etmedi değil mi? Evet. Veya üst yap. Yani üstte de yazalım. Sen biraz Allah Celle Celaluhu melekler insi ve cinni mübarekler Ruhan. Ler, ruhaniler, ruhaniler. Tamam bak, şu haramları terk etmekten derecelerine göre vahiy ilham ve sunatullahi şirat onları demin feraset. Dikkat edersen bu da terk. Ama bak şu farzları, haramları o da terk. Bu dimağda hepsi çarpışıyor abi bunların. Evet hepsi. Ve onların konuşmasını ilham zannediyor. Öyle diyor. Şeytanın diyor konuşmasını ilham diyor. İlham zannediyor. Sen onlara ilham etti diyor şeytan. Gitti o mecliste gitti konuştu diye peygamberimiz nasıl öldürüleceğini. O verdi. Bu terakkiyatı beşeriyenin de bir kısmı diyor. O cinli şeylerin katkısıyla oluşturuyor. Evet şunu söyleyebilir miyim? Haramları terk edip yani terklerini yapan bir kişi bu şeytana, nefse, mareye, insi ve cinli şeytanlara muhatap olmuyor manasında değil. Hayır. Sadece onlardan gelenlere kendi istediği şekilde yön verebiliyor. Yön veriyor. Mesela şöyle, şeytan diyor ki açık saçık geliyor, bak diyor, bir dürtüdür o. Bak derken öyle bir düşünce değil, enerjidir. Şehvet gibidir, öfke gibidir, bir patlaması lazım. Sardı mı o enerji? Bak diye bir enerjidir o. Bakmadığın anda o enerji yok olmuyor. Hiç de gitmez, var mı oldu? Bu sefer şeye dönüşüyor o. Evet sana güç oluyor. Güç oluyor. İmanı güç oluyor. İman oluyor. Santral çeviriyor onu şey. Evet. Dima yaptı gene onda abi. Evet, o enerji güç oluyor. Onda İman oluyor. Onda dima yaptı. Tabii. Dima yapıyor. Bunu evet. Bunu şöyle bunu şey için yapmıştık. Şöyle çizeyim. Bunlar şey cennetin karakollarına girmek istiyorlarmış ya abi. Oradan yıldız atıyorlar. Rejim. Bir şey tamam. Sema ya. Şimdi bunlar. Neydi Sema? Onlar ne atıyor? Şey bunları. Oradan mı? Karakollar. Karakollar bizim. Dima!
Onu da şöyle şey yapabilir miyiz demin dediğimizde? Bu taraftaki o dimağın imanla olmamış hali, öbürküsü de imanın ziyasıyla beslenen dima yapıyor. Tehditteki gibi. Tamam. Yani şöyle. Bir çıkarken gibi. Yani o inmemiş hali dimağın. Şöyle yapalım. Hani ayırırsak da şey olur, anlamsız olabilir. Tamam. Şimdi bu şeye inmemiş diyelim. İman kalbe girmemişse. Girmemiş tarafındaki iman, dimağın yaptığı evet. İş. Ha, da iman yani, ziyasıyla beslendiği kısımda dimağın yaptığı iş. İmansız dimağ. Evet. O da imanın ziyasıyla dimağ. Kalpteki deki imanın ziyasıyla nurlanan dima. Ona zihin desek olur mu abi? Şey olmaz. Mi? Olmaz. Senin aşağıda ya. İmansız dima. Bence de güzel. Tamam. Hani tahlil ederken vesvese imandandır diye bir hadis yok. İmanda abi. Vesvese şöyle. Dima ile alakalı diye yazdınız. Yok. Yani şöyle. Şeytan tabii ki vesvese kalbe atar, dimağa atmıyor. Yani şeytanın yapısı. Vesvese yapıyor, kalbe attı. Yemedi kalp. Şetme dönüyor. Aslında şetme yazabilirdik burada da. Ama bu sefer deriz ki şeytanın hani, ilk önce şeytan, şeytanın sistemini anlattı bunu. Yani hareketlendireni değil. Şeytanın da vesvese var. Olmadı. Şeytan aşağıda kalpte vesvese var. Yukarıda vesvese yok. Yukarıda şetim var. Yani kalp kabul etmeyince şeyi, vesveseyi, neye döndü vesvese? Şetme döndü. Değişti yani. Bir de nefse marifliyor. Bir de insi ve cini şeytanlar. Çünkü biliyorsunuz iki türlü bulu çağı var. Sini rüşt, sini bulu. Mesela bu dima aslında karşı dönülüyor ya. Evet. Tamam. Mesela insanı, ha bak, ağızdan dima şey ya, İsa, Meryem. Karşı ölü gönülleri dirilmiyor mu? Dönülüyorsun da. Peki neyi dönülüyorsun? Karşıyı. O zaman nedir? Orada çocuk olabilecek yaşta gelmişsin. Yani sünürüş değil. Sinibülü değil, sinirüştür dima. Karşı dönülüyor, değiştiriyor. Yani bu bize muhatabız, vahye böyle. Bir de mesela bu dersi dinlediniz siz. Gitti birisine anlatmayacak mısın? Onun kalbi aklı değişmiyor mu? Amelleri değişmiyor mu? Nasıl değişti o? Dölledin de onu. Hem inşa ettin hem inya ettin. İnşa ettin, doğru düşünmesine sebep oldun. Kalbinde ihya ettin, sen namaza başladı. Sen yaptın bunu. Neyle yaptın? Dimağınla yaptın. O zaman dima aynı zamanda sinye rüşt çağıdır, rüşt. Öyle adam var ki sakallı adam 60 yaşında sini buludur. Çocuk yapma yaşında var. Ama buludur o, bulu, bali olmuş. Ama rüşt çağı değil. 70 yaşlarda hala rüşt değil. Anladın mı? Peki, şu şeyi de bakayım, ilginizi çeker mi? Adem Aleyhisselam isimleri öğretti Allah. Bunlar bizde inkişafın nispetinde tekvin ayetler okuruz. Adem Aleyhisselam isimleri öğretmedi mi? Hı hı. O isimleri öğretti, dünyaya geldi. Mevcudatı okudu. Tamam mı? Tasuf yok. Ha, biz de Adem Aleyhisselam'ın o isimlerine mazhar olursak tekvini ayetleri okuruz. Kafirler ise surette kaldıkları için marifetleri vardır. Yani tekvini ayetleri okuyorlar. Hakikata geçselerdi marifetullah olurdu onların bilgileri. Marifette kaldı.
Allah olmadığı için o bilgilerin içine marifet de Allah nazar eklenirse marifet marifetullah olur. Marifette kaldı. Eşya sana ne kadar itaat ediyorsan o nispette o isim talim olurmuşsun demektir. O isim. İsim sende ortaya çıktı. Yani eşeğe. Adem Aleyhisselam bunun dışında yani Adem Aleyhisselam isimler öğretmedi mi? Öyle geldi. Adem Aleyhisselam'a bu öğretilen ismin dışında ona 10 suhuf verildi. Öğretilen ismin dışında. Dışında. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk önce rüyalarda vahiy gibi oluyordu. İlk önce daha vahiy gelmeden rüyalarla hazırlandı. Hasan abi o şurada şeyi o Adem Aleyhisselam'a Esma'nın öğretilmesi o zaman vahiy değildi ki. Vahiy şeklinde 10 suhufa ihtiyaç oldu. O başka bir şeydi. Başka bir şey. Vahiy değil o. Değil. Adem Aleyhisselam'daki isimleri örtmek için sistemi anlatıyor. Sistem. Adem Aleyhisselam kazanımları falan değil. Allah bütün isimleri öğretti demek sistem. 246 sözlerini anlatıyor. Sistem. O 10 suhuf. Hepsi bizden var yani. Hepsi var. Hepsi var. Sende var. Sistem var. 10 suhuf. O sistemi aktif etmek şifreler. Ben ona dima diyorum abi. Zaten niçin dima diyeceksin zorundasın? O 10 suhuf dima geldi zaten. Kalbe gelmedik. Yani o öğretilen esma dimadır. Yok. İsimler sistemdir. Adem'e isimleri öğrettim. Sistem. 10 suhuf o sistemin dışına geldi. 10 suhuf dima geldi. İsimler sistemin adı. Sınıfları sayarsak Adem Aleyhisselam 10, Şit'e 50, İdris'e 30, İbrahim'e 10 verilmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk önce rüyalarda vahiy gibi oluyordu ve vahiye hazırlanmıştı. İlk önce ilham, daha sonra Peygamberimiz ilk önce ilham, sonra rüyalarla desteklendi, daha sonra vahiy tahakkuk etti. Samiri Cebrail'in bastığı toprağı aldı ve heykel buzağını attı. O da canlıymış gibi ses verdi. Biliyordu ki Cebrail bastığı yere sirayet ediyor Cebrail. Cebrail bastığı yerde sirayet ederse, Cebrail sirayet ettiği canlanıyorsa, Cebrailleşen bir dima ne yapar? Diriltiyor. Tamam. Ondan sonra size... Yazdıklarınız bitti o zaman. Yok yazdıklarım. Şu var. Şu bir sayfa. Bu. Ondan sonra şey geçeceğiz. Şuraya. O oradaki defterdeki bitti. Şu. Bir. İki. Üç. Dört. 22 süre yaparız onda. Bunlar ne zaman şey Hasan abi? Ondan sonra. Sayı ne senin bunlar? He? Kırıkan mı? Kırıkan'a. Yeni mi bu taze? Tabii. İkisini yaptık sanki. O ikisini yaptık. Evet. O buradaydı. Evet. Bunlar yeni. Güzel. Ama şuradan eskiden bunu çabuk bitirmek istiyorum. Bu okuyorum eski abi. Defter. Okunan bitmez. Ha, bitmez ki. Yani abi var ha şu. Şimdi bak ne demek biliyor musun bu? Şu demek. Size bugün buradan aşağı okudum şuradan. Şu kırmızıdan aşağı. O kadar. Şuradan aşağı bir sayfa değil. İki hafta sana bu zaman. He. Şimdi bu cümledir ya şifre. Hepsi şifredir. Sen okusan ben o kadar anlamazsın. Anlarsın da bu derse aşina peyda olan anlar bu cümleleri. Yani ama işte cümleyi okuyun bana hatırlatsın diye. Ama siz de anlarsınız zannediyorum. Şuranın bir kısmını size okudum. Ama neredeyse yarıladık gibi. Şimdiye kadar. Okuduk mu bana değil. Şu yarısı oldu şunu. Şimdi bak bu şimdiye kadar okudum şu ya. Aha bak. Şu bak. Şuradan 13 tane ders. Bak. Şuradan şu. 7 ders yaptık şeyden. Aa şu. Şuradan şuraya kadar. Biz onları o zaman çekelim abi cismaniyet gibi yine. Bugün yaptığımız ders şuradan aşağı. İnşallah hafta sağ olursak
Bunu yapabilirsek yapacağız. Sonra yeni baştan ismine şuna başlayacağız. Dima, şuna. Ya alalım da abi cismayet dersi gibi okuyalım onları biz de. Tamam ben çekeyim onları sonları. Evet. Bunun bir kısmını yaptık bak, bir de okumayayım diye bak. Çizdim. Bunu yaptım bak, çizdim size. Bak hepsini korkutmasın. Yapmamışız. Yani şurayı yapmışız şu kadar. Şu kadar. Ondan sonra şuradan aşağıya şu kadar yapmışız. Şuradan. Bugün vay çeşitleri. Bunu hiç yapmadık. Bunu hiç yapmadık. Ha. Şunu yaptık şuradan kırmızı. Şunu yaptık. Şunu yaptık. Şuradan aşağıya yapmadık. Şu şekli yaptık. Şu. Şurayı yaptık. Buradan aşağıya yapmadık. Bunu yaptık. Yaptık. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Zaten yaptığımı çizdim. Bir daha anlatma. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Yalnız şurayı yapmadık şu parçayı. Ondan sonra burayı yapmadık. Burayı yapmadık. Burayı yapmadık. Buranın şurasını yaptık. Şurası çekildi. Ondan sonra şurayı zaten burayı da şuraya kadar yaptım. Şurayı. Yani üçte ikisini yaptık diyelim de rahatlatayım. Üçte ikisi. Yani şart değil hepsini yapmak. Abi, ara ara şurada yapmadık, burada yaptık, burada yaptık diyorsunuz ya. Siz lazım olduğu için, olayı bildiğim için size hemen oradan atlıyorum, orada malzeme veriyorum. Biraz olayı bildiğim için. Yerler okuyorsun. İlişkili yani. Yerler okuyorum. Yani birbirine bağımsız herhalde arka arkaya. Evet, arka arkaya dizilmiş ama benim dünyamda. O şimdi, mesela şimdi okunması lazımdı. Mesela şurada başka bir şey var ama bak size şimdi son cümle okumadım mesela. Tasavvufta ruhu azama, bir de ruhul kudüs derler, bir de ruhul sultani derler. Tasavvufu da aldım ki, bizi dinleyenler, bunu da aşinasılar var. Ruhu azam demek, zatından zatına tecelli. Ruhu azam, tasavvufta birisinden konuşunca, ruhu azam deyince, Allah'ın zatından zatına tecellisine yoksa deniliyor. Nurman peygamberimizin şeyini kastediyor. İç yapayım, yok. Zatından zatına. Ruh-u kutsi, zatında sıfatına demektir. Ruh-u sultanı, zatından insana üflenmesi sürecini anlatıyor. Yani Allah kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Zatından zatına tecelli vardı zaten. Zatından da sıfatına tecelli vardı. Böyle, yani her şey harika ya. Sen yalnız seyret. Kendinde seyret. Hepsi var sen. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.